Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la Yemekteyiz de 75 bin liranın sahibine kavuşacağı final günü başlıyor. Bugün verdiği puanlarla çok konuşulan iddialı yarışmacımız Pınar'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Hanımlar çok şıksınız. Teşekkür ederiz. Ya birbirinize ne kadar benziyorsunuz. Uzun yıllar dost olanlar birbirine benzerlermiş. Benziyoruz bence. Evet. Evet. Pınar'cığım, arkadaşını tanıştırmadın bizimle. Duygu benim arkadaşımdan öte aslında. Yani yıllardır bir dostluğumuz var. Bir kan bağımız yok Duygu'yla. Kardeş gibiyiz. Kaç yıldır arkadaşsınız? 20 sene. Yaşımız kadar yani. Zaten siz de 25'siniz değil mi? Aynen öyle. Evet. Doğduğumuzdan beri arkadaşız. Pınar'cığım, heyecanlı mısın? Felaket heyecanlıyım. Yani olmaması gerek aslında ama bomba gibi geldim ya. Heyecanı falan kapıda bırakıp gireceğim mutfağa. İnanılmaz güzel bir enerjiyle geldim. Bomba gibi geçecek. Bunları ayrıca konuşacağız ama önce seni biraz tanıyalım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Ailem de yine aynı şekilde burada doğdular. Yani benim bir köyüm var diyemiyorum maalesef ki. İki tane çocuğum var boyumca. Kaç yaşındalar? Oğlum 23 yaşında. Kız dur, yaşın çıkacak ortaya. Hiç sıkıntı değil benim için. Hani 25 yaşındaydı? Kandırdınız beni. Yok öyle demeyelim ama yani ben de gencim. Onlarla geceleri birlikte büyüdüm. Bir de kızım var. Kızım da 19'una girdi. De üniversiteye gidiyorlar. Amerika'dalar. Vallahi sana boşuna Amerikalı demiyorlar. Bir haftadır Amerikalı mevzusudur gidiyor. Çok istemesem de konuşuluyor. Ya sen Amerika'da mı evlendin? Bu olayın aslı nedir? Yok, aslı burada evlendik. Sonrasında orada yaşamaya karar verdik. Uçtuk gittik. Sonra yine vatana konduk. Geri döndük. Eşinden ayrıldın galiba. Evet, öyle bir hikayemiz var. Bekar bir annesin yani. Şu anda aynen öyle. Kaç yıldır bekarsın? Yaklaşık 10 yılı buldu. Duygucuğum, sen ne iş yapıyorsun? Ben emekliyim. Emekli bankacıyım. Nasıl yani? Bu yaşta emekli misin? EYT bana da vurdu. Çok şükür. Peki evli misin? Çoluk çocuk var mı? Evliyim. İki çocuğum var. 16 yaşında bir kızım, 14 yaşında bir oğlum var. Hakikaten boyunuz kadar çocuklarınız varmış ya. Kesinlikle. Evet. Hatta boyumuzu geçti diyebiliriz. Pınar'cığım, bugün neler olacak sence? Herkes zaten ilk günden beri çok gergin. En sakin olan benim bence. Herkes böyle bir patlamaya hazır bomba gibi. Bugün bence final günü, herkes patlayacak. Senin için onun gerçek yüzünü bugün göreceğiz diyorlar. Gerçekten mi? Ya senin için de canavar var. Hayır, o canavar bence onların içinde yatıyor. Ve zaten saklayamıyorlar ki o canavarı. İlk günden beri dışarıda onların canavarları. Günlerdir puan tartışmasıdır gidiyor. Sence yarışmacılar adaletli mi? Vallahi adalet olduğuna hiç inanmıyorum. Kimseden de çekinmiyorum. Onlar benden çekinsin. Benim çekinecek kimsem yok orada. Bence bugün imzayı atıp çıkacak. Kesinlikle. Sessiz durduğuma bakmayın. Bugün herkesi şaşırtacağım. Herkes bir böyle dumura uğrayacak yani. Pınar geliyor. Bugün herkesi dumura uğratacağım. Bravo. Vallahi bir umut, ben bile inandım. İnanın. Hadi bana menünü say lütfen. Şimdi bir anda sorunca böyle bir kaldım. Menünü hatırlamıyor musun yoksa? Hatırlamak tabii ki de biraz zaman alıyor. Şimdi sebze çorbam var zencefilli. Ara sıcağında ıspanaklı krebim var. Ellerimle yapacağım, ıspanaklarımı temizleyeceğim, krebimi yapacağım. Sonrasında ana yemekte de garnitürlü gondol köftem var. Roka salatam var, file bademli üzerine. Yine sağlıklı bir salata yiyecekler. Tatlı olarak da Pınar usulü tiramisu. Bravo! Yalnız keşke gondol köftenin yanında pilav milav bir şey yapsaydın. Ah, pilavım var. Pilavımı unuttum. Ya! Şehreli'de pilavım var. O zaman bir daha alkış. Ben alkış almak için tekrar tekrar yapıyorum bunu. Unutmuyorum aslında. Bu arada biliyorsun, meleğin lakabı var. Evet. Kara melek. Senin de lakabın var mı? Yok, benim öz be öz bir tane adım var. O da Pınar. Buraya yazacağım, öyle çıkacağım. Yalnız ben başka bir şey daha duydum. Ne? Duygucuğum, bana söylediğini herkes duysun. Bilge Pınar. Onu çok fazla nüfus cüzdanımda yazılı ama genelde benim yakın dostlarım, arkadaşlarım Pınar der. Pınar'cığım, artık markete gidelim mi? Gidelim. Hazır mısın? Hazırım, bomba gibi. Peki böyle mi gideceksin? Böyle gideceğim, sadece şu monttan bir kurtulmam lazım. Duygu'ya bırakacağım, fırlayacağım. Hadi hemen ver de gidelim o zaman. Teşekkür ederim. Haydi başarılısınız. Yahu dur, daha süreni başlatmadım. Başlat. Duygucuğum, bu sefer sen say bakalım. 3, 2, 1, bay. Koş. Pınar, koş! Ben Pınar Hanım'ın gerçekten menüsünü çok özel bekliyordum. Hani gerçekten, çünkü kendisi Amerika'da yaşadığı için
Florida'da yaşadığı için daha lüks bir menü bekliyordum. Gerçekten benim bir saatte çıkarabileceğim bir menü yapmış kendisi. Böyle bir yarışmaya, böyle bir formata, böyle sıradan bir menü olmamış. Bu menüyle asla hiçbir şeyleri kazanamazsın Pınar Hanım. Bence Pınar Hanım buraya zaten kazanmaya gelmemiş, kendini göstermeye gelmiş. Menüsüyle de bize bunu kanıtladı. Nasıl kanıtladı? Aynı zamanda acaba masasını kendi mi getirdi yoksa benim gibi özendi mi masaya? Yoksa buranın masasını, kaşığını, çatalını, bıçağını, tabağını mı kullanacak? Çok merak ediyorum açıkçası. İnşallah benim kadar masasına özen göstermiştir. Çünkü menü gerçekten çok berbat. Pınar Hanım gerçekten bence özensiz ve düzensiz, birbirinden bağımsız bir menü yaratmış. İlk günden beri söylediğim gibi dik durdum, hakkaniyetli davrandım. Eğer her şekilde güzel bir menü gelirse ona göre değerlendiririm. Ama 75 bin liralık bir ödülü olan bu kadar büyük bir yarışmaya bu kadar basit bir menü yakışmamış. Finale yakışmayan bir menü benim için. Ve marketteyiz. Biraz hızlı olsan iyi olur Pınar'cığım. Evet, acelemiz var. İlk neyle başlıyoruz? Domates alayım. Vallahi menün zaten basit olduğu için alışveriş kısa sürer herhalde. Demeyin öyle. Ama rakiplerin öyle diyecekler. Onlar desinler, siz demeyin. Kabak ve havucumuzu da aldık. Bu arada Ahmet abiden yardım isteyebilirsin. Merhaba. Ben ıspanak alacağım. Ne kadar olsun? Yarım kilo kadar yeterli bana. İspanak dışında başka ne alacaksın? Şimdi bakıyorum, atlamak istemiyorum. Soğana el atıyor hemen yarışmacımız. Bu arada o kadar tartışma oldu ama masalarda seni hiç sinirli görmedik. Ya ben sinirlenmem kolay kolay. Vallahi seni sinirli düşünemiyorum. Ben yok ya, sinirlenmem gerçekten. Senin için her an ağlayacak gibi konuşuyor diyorlar. Aa, hiç de değil. Yalnız bugün çok üstüne gelecekler. Hiç. Benim üstüme gelsinler istedikleri kadar. Paket ekmeğini de alıyor hemen yarışmacımız. Gel gel. Bak Melek mayonezle renk sosu burada karıştırdı. Yani burada bilmiyorum ki nasıl karıştırıyor. Üstünde yazıyor. Sonra diyor ki okuma yazma bilmiyor diye başladı ağlamaya. Ayşe'nin Melek'e okuma yazma bilmiyorsun demesine ne diyorsun peki? Dememesi gerekirdi belki. Yani orada bir belki yanlışlık yaptı. Bir gaf yaptı. Ama aslına bakarsanız gözden de kaçmaz yani. Yalnız geçtiğimiz haftalarda ayran diye süt aldılar. Bence çok telaştan yapıyorlar aslında insanlar. Yani şu an hak veriyorum. Yağını ve salçasını arabasına atan yarışmacımız pirincini ve içeceklerini de alıp kasap reyonuna geçiş yapıyor. Çakma sarı saçınızın altında ve lenslerinizin altında farklı canavar bir Pınar var. Bize bir gün onu göstereceğinizi biliyorum. Zaten ben devamlı Pınar Hanım'a Türk mutfağını unuttuğunu söylemiştim. Keşke biri buraya gelmeden önce ona hatırlatsaydı bu şekilde yemeklerin olmayacağını. Bu menüyle Türk mutfağını gerçekten unuttuğunu kanıtladı. Amerika'da nerede yaşamıştın? Florida'da. Hüseyin Usta mı? Pınar Florida'da yaşamış. Senin hiç Amerika'ya gitme fırsatın oldu mu? Biz İstanbul'dan dışarı çıkamadık ki. Hiç Amerika'ya gitmedin demek. Ne işin var orada? Pınar tam 4,5 yıl Amerika'da yaşamış. Yakışmış hanımefendiye. Nasıldı efendim oralar? Güzel. Türkiye kadar güzel olması da güzel. Florida plajları ve timsahlarıyla ünlü değil mi? Evet, biz bahçeye çıktığımızda karşılaşmıştık birkaç kez. Var öyle bir durum. Bu arada son 9 dakika. Ben etimi alayım. Ne söyleyeyim? Et değil, pardon, kıyma. Kıyma, ne kadar lazım? Dana kıyma, 1 kilo. Tamam. Şarküteri reyonundaki eksiklerini de birer birer tamamlıyor yarışmacımız. Bu arada Hüseyin Usta kıymayı hazırlamış bile. Çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık. Gelmişken baharatları da al hemen. Baharatların ardından dondurulmuş bezelyeyi de arabasına atıyor yarışmacımız. Eksiğin kaldı mı? Her şeyi aldım. Emin misin? Hı hı. Sonra gürbüz bana hatırlatmadın falan deme sakın. Varsa söyleyin. Zamanın artarsa kahve içeriz belki. Tamam, benim için okeydir ya. Kahveyi de her zaman okeyim. Tamam mı diyorsun yani? Tamam. Eğer erken bitirirsen kahve içiyoruz, kahve. Kahve, kahve, granül kahve alalım. Okey. Ay sonunda. Kahvemizi de aldık. Hadi hemen kasaya. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 1626. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Gürbüz, hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Gel bakalım Pınar'cığım. Gürbüz. Hoş geldin. Eksik var mı? Her şey tamam mı? Her şey tamam. Her şey yolunda gitti. Gürbüzler ricam bunları siz ayarlayın. Tamamdır, o ben sizde. Ben gidiyorum giymeye. Burası bizde. Her şey tamam. Ay, sizde. Gidiyor. Size emanet. Bay bay. Pınar Hanım haftanın başından beri bazen yerli, bazen de yersiz konuştu ama normalde masada en susan insanlardan bir tanesi. Bu menünün de savunulacak bir yanı yok. Acaba bize nasıl bir savunmayla gelecek bilmiyorum ama
Yani özellikle kendi ismi koyduğu tiramisu'yu, gondol köfteyi özellikle hazır garnitürle yaparsan nasıl savunacak? Hiçbir şekilde savunacağını düşünmüyorum. Gülcüm, eline sağlık. Ay ne demek, inşallah bol bereketli şans dolu olur her şey. İnşallah. Duygucuğum sen neler yapıyorsun? Bize kendinden bahsetsene biraz. Emekli bankacıyım dediğim gibi. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Boş zamanlarımı şu anda darbuka kursuna giderek ve çocuğumun spor okulu bilsemi onlara koşturarak biraz galiba şoför duygu oldum diyebilirim. Onlarla geçiriyorum. Çocukların kaç yaşındaydı? Kızım 16 yaşında. Voleybol oynuyor. Filenin sultanlarına aday. İnşallah, çok teşekkür ederim. Oğlum da 14 yaşında, bilseme gidiyor. Genel yetenekten ekstra kendisine bir katkı sağlıyor. Emekli olduktan sonra çalışmayı düşündün mü? Açıkçası düşünmedim. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatım, her şey hazır. Hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık. Ah, canım benim. Ben de bitirdim ve geldim. Sende. Biz de tam senden bahsediyorduk. Gürbüz, çekiştirdiniz mi? Ay. Senin hakkında neler söyledi neler? Duygudan değil de sizden yani bekliyorum Gürbüz Bey. Duygu senin evlenmeni istiyormuş. Hatta birileri varmış falan. Aman tanrım. Evliliğe karşıyız yok. Hep aramızda kalacak diyorsun. Her şeyi açık ediyorsun. Ben bu işten bir şey anlamadım. Ya az önce öyle dedin ya. Öyle yani dedin gerçekten? Olursa hayırlı bir kısmet, neden olmasın dedim. Kadın abi. Güzel. Arkadaş grubunuz varmış. Herkes sana birini ayarlamaya çalışıyormuş. Vallahi öyle şeyler söyledi. Yok artık. Yok, yok artık. Gürbüz o kadar artma. Değil. Arkadaş grubum gayet iyi bilir. Evlilikle kapandı o zaman. Yo, Duygu hiç de öyle anlatmadı. Biz önce seni evlendireceğiz. Ya ben daha çok gencim. Ben sıramı sana savdım. Bana mı savdın? Ay, benim daha çok işim var. Ben daha ev alacağım, araba alacağım, yazlık vesaire işim çok. Artık hayal biliyorsun. Öyle mi diyorsun? Desenize o zaman, benim evlilik işi de yattı. Yatar. Değil mi? Bence evet. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Neyle başlayacağız? Masayı kurarak başlayacağım ben ilk önce. Mantıklı. Ama öncesinde haşlaman gereken bir şeyler var mı? Var. Ne mesela? Mesela garnitürümün malzemelerini haşlayacağım. Kendim yapacağım. Onları hazır almıyorum. Acaba onları haşlayıp sonra mı masayı kursak? Masayı önce bir kurayım ben. Rahat olsun kafam, sonrasında da geleyim burada tak tak onları başla. Emin misin? Eminim. O zaman süreni başlatayım mı? Başlat. 3, 2, 1 süren başladı. Hadi hemen masanı kur bakalım. Dur örtünü sermene yardım edeyim. Hah, işte oldu. Krem rengi masa örtüsünü yeşil renkli runner'la tamamlayan yarışmacımız çiçeğin ardından tabaklarını da yerleştirmeye başlıyor hemen. Duygucuğum, kankin sana masada olanlarla ilgili neler anlattı bakayım? Vallahi hakkını verdiğini söyledi, puanlamaları güzel yaptığını söyledi. Ama dünkü menüyle ilgili birazcık sanırım bir hayal kırıklığı yaşanmış. Pınar'cığım sen Kaan'a kaç vermiştin? Kaan'a 7 verdim. En yüksek puanı ona verdin galiba. Yani hak etti çocuk yani 7'yi şimdi. Yalnız onu bile çok eleştirdiler. Vay efendim, o kadar beğenmişsin de niye 8-9 vermemişsin? Yani şimdi Ali Bey gibi sağ gösterip sol vurmadık diye mi eleştiriyorlar? 7-7-7, ondan sonra da 5'i bastı. Böyle puanlar gelince şaşırıyor musun? İlginç yani, ben çok şaşırıyorum, benim hiç tarzım değil. Yalnız senin dünkü 5 puanını da çok eleştirdiler. Niye? Eleştirmek için eleştiriyorlar bence. Peki Ayşe'nin puanlar açıklandıktan sonraki durumuna ne diyorsun? Ayşe'nin durumu vahimdi. Ayşe zaten bizimle küstü, konuşmadı. Lütfen bana Ayşe Hanım demeyin, lütfen. Gerçekten bu hayatta hani inanılmaz böyle Ayşe Hanım dediğiniz Ayşe, artık yani şu an Ayşe isminden bile iğreti geldi bana. Gerçekten geldi yani. O kadından inanılmaz bir negatif elektrik kalıyorum. O kadınla aynı ortamda olmaktan bile haz duymuyorum. Vallahi masanı jet hızıyla hazırladın. Aa, o tuzlukları evden mi getirdin? Evet. Şöyle. Oradan uzanalım. Harikasın. Tamam mı? Evet. Harika. Sana şahit ve başarı diliyorum. Teşekkür ederim. Duygucuğum gidiyor musun yoksa? Artık gitme vakti geldi. Keşke gitmese. Sizlerle. Ya, hadi bir daha sarılıp vedalaşın o zaman. Teşekkür ediyorum. Canım benim, canım. Yalnız kızlar, duyduğuma göre evde yüksek sesle müzik dinliyormuşsunuz. Aman diyeyim.
Ya. Biz onu her zaman dinleriz. Müzik hayat kaynağımız. O zaman erken bitirirsen karşılıklı oynar mıyız? Oynayamayız. Oynayamayız. Aa, niye ya? Biz onu baş başayken yapacağız. O zaman Duygucuğum, tanıştığımıza çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum herkese, tüm ekibe. Görüşmek üzere, başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Güle güle Duygucuğum. Pınar'cığım, masa tamam mı? Masa tamam. O zaman hemen mutfağa geçip yemeklere başlayalım. Ay, yalnız senin bu ağırlığın ne olacak böyle Pınar'cığım ya? Bence de ne olacak? Vallahi neden 6 çeşit yemek seçtiğini şimdi anladım. O kadar ağırsın diyorsun. Söyleyene değil, söyletene bak asıl. Şimdi ilk olarak ıspanaklı krep için ıspanakları temizlemekle işe başlıyoruz. Ispanaklarımızı böyle ayıklayacağım ama inanılmaz topraklıymış ya. Ispanaklar gürbüz, bakar mısın? Yalnız o kadar ıspanak 6 kişilik krep için az değil mi? Yo yo, yeterli de ama çok fazla topraklı. Keşke kolayı seçseymişim de hazır alsaymışım. Ya hazır ıspanaklardan alıverseydin. Sonra çok laf ediyorlar ya. İyi de bezelyeyi de öyle aldın zaten. Ay bakar mısınız şuna? İnanmıyorum. Ay bakar mısınız, bu ne? Eyvahlar olsun. Vallahi bu ıspanakların içinden her şey çıkabilir. Yandın, yandın. Aa, vallahi çıkarlar, her şey çıkar bunun içinden. Bu arada saçın için toka getirdim, tak istersen. Ispanaklara dokunmak bile istemiyorum aslında. O kadar fena ki anlatamam ya. Yarısından çoğu atılıyor. Ama ıspanak genelde böyle değil midir zaten? Temizliği de vardır yani, muhakkak. Bu kadar kötü olamaz. Ayıklanan ıspanaklar bol suyla yıkanıp sirkeli suya yatırılıyor. Şunu şöyle bekleteyim ben şurada. Hem biraz yerimiz açılsın, ortalık çok karışmasın. File bademli roka salatası için rokaların kökleri temizleniyor. Pınar'cığım, eğitim danışmanı olarak çalıştığını söylemiştin. Şu an ailenle mi yaşıyorsun? İstanbul'da ailemle yaşıyorum. Yani ailemle derken bugüne kadar, yani bu bir yıl öncesine kadar kızımla yaşıyordum. Kızın sonradan mı Amerika'ya gitti? Evet evet, yani üniversite için gitti. Oryantasyonda şu anda. Ne okuyor orada? Tıp okuyacak, Allah izin verirse işte başladı oryantasyonu. Peki Amerikan vatandaşı mı? Evet evet, benim çocukların ikisi de Amerikan vatandaşı. Bu bizim için, yani onların eğitimi için bir avantaj oldu. Ne güzel. Sen evlendikten sonra mı Amerika'ya gitmiştin? Evet, evlendikten. Kaç sene kaldın? Yani yaklaşık 4,5 yıl kadar kaldım. Peki ne oldu da dönmeye karar verdin? Ya özlem çok ağır basıyor. Gürbüz. Yani inanılmaz ağır basıyor. Eşin Amerikalı mıydı? Hayır, Türk. İstanbul'da tanışıp öyle mi gittiniz? Nasıl oldu? Burada tanıştık, evlendik. Sonrasında da Amerika'ya gittik. İş için mi gitmiştiniz? Eşim iş için, evet. Orada bir yatırım amaçlı başladık. Peki yatırım amaçlı gitmek normal çalışma vizesiyle gitmekten daha mı zor? Yatırım amaçlı, evet, birazcık. Amerika çok kolay bir ülke değil göründüğü kadar. Aynen öyle. Ben yumurtalarımı alayım şuradan. Yumurta. Bak, yumurtalar tezgahta. Sen oraya geç, ben sana vereyim. Kaç tane yumurta lazım? Bana 3 tane şimdilik alayım. Al bakalım yumurtaları. Aman dikkat et kırılmasınlar. Şimdi neye geçtik? Şimdi tiramisu'yu yapıp en azından onu ortadan bir kaldıralım istiyorum. Tiramisu'nun kakaolu pandispanya keki için blenderla karıştırılan yumurta ve şekere kabartma tozu ekleniyor. Kedi dili kullanmadığın için bu tiramisu değil derler mi acaba? Hayır, böyle yapılıyor. Hiç de demezler. Demelerine fırsat vermeyeceğim yani. Öyle bir durum yok. Çünkü bu Pınar'ın tiramisu'su. Bir şey desinler de göreyim. Bu arada ben sizin izninizle fırını açmak istiyorum. Önceden bir ısıtalım. Söylesem ben de açardım aslında. Ben açayım. Kendi işimi kendim hallederim diyorsun. Evet, şöyle. Tiramisu'nun kakaolu pandispanya keki için fırın önceden ısıtılıyor. Kakaoda eklenen kek harcı blenderla karıştırıldıktan sonra tart kalıbına aktarılıyor. Tezgaha vurarak kek hamurunun havasını da aldık. Labneyi ne zaman katacaksın? Labne şimdi onun kremasını hazırlarken katacağım. En son. Tiramisu'nun kreması için 2,5 bardak süt tencereye konuluyor. Pınar'cığım, kaç yıl evli kaldın? 15 yıl evli kaldık, ayrıldık sonra. Peki ailece mi Türkiye'ye döndünüz? Eşim orada kaldı. Ya! Eşin ne iş yapıyordu bu arada? İnşaat. Eski eşim inşaatçı. 15 yıldan sonra ayrılmak zor olmadı mı?
Yani bir de kaşığa ihtiyacım var. Elinde ya işte. Hayır ama bu kakaolu olmaz. Sen bu evlilik konusunu pek konuşmak istemiyorsun galiba. Yani o birazcık geçmişte kaldığı için çok tekrarlamak istemiyorum. O zaman ben de bu konuyu hemen kapatıyorum. İki çocuğun da şu an Amerika'da değil mi? Yani onlar Amerika'da üniversite okuyorlar. Yani orada olmaları gerekiyor. Ben o tarafa geçip şeye geçeceğim. Kızımız Amerika'da tıp okuyup doktor olacak. Oğlun ne okuyordu? O da çok enteresan bir dal okuyor. Kriminal okuyor. Hadi canım. Vallahi çok ilginç. Üstelik Amerika'da. FBI olacak benim oğlum büyüyünce. Tiramisu'nun muhallebi kremasına iki kaşık daha un eklenip sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Ay, hala kıvam almadı. Unu az mı geldi acaba? Aynen, neden almadı anlamadım. Hayır, unu tam. Alır, birazdan alır. Pınar Hanım burada kendi şovuna dönüştürmüş. Sanki kendi bir tarifi varmış gibi Pınar'ın tiramisu tatlı olarak önümüze getirecek. Başka yarışmacılar da bunu yapmıştı. Eksik menü sayılmasın diye ya da kendi tarifleri olsun diye kendi isimlerini verdikleri yemekler. Sanki kendileri dünyaca ünlü ya da Türkiye'ye ünlü şefler gibi. Yani Pınar'ın tiramisu normal tiramisu'dan farkının ne olduğunu çok merak ediyorum. Eminim önümüze hiç tiramisu'ya benzemeyen bir şey gelecek. Ancak diyecek ki menüde zaten Pınar'ın tiramisu yazıyor. Bu arada pişen kakaolu pandispanya keki fırından çıkartılıp ters yüz edilerek tabağa alınıyor. Kekimiz de hazır. Nasıl oldu sence? Müthiş. Yani benden beklenmeyecek performans gibi davranıyorsun ama benden bekle. Kakaolu pandispanya kekinin üzeri granül kahveyle ıslatılıyor. Bu arada kahve sever misin? Ben kahve delisiyim. Yani kahve delisiyim. Kahve üstüne kitap yazarım. Gerçekten mi? Valla acayip severim. Bu arada sizin oralarda güzel kahveciler bizim var. Bizim oralarda kahve, evet. Bizim oralar dediniz sizin oralar değil mi Gürbüz Bey? Kozeta. Evet ama artık oralardan taşındım. Her şey eski sizin oralar. Taşınmışsınız madem. Hatta orada şimdi yeni bir kahveci açıldı. Çok güzel kahve yapıyor. Ben oraya çok yakınım. Yalnız kahve seviyorum diyorsun ama keki granül kahveyle ıslatıyorsun. Şimdi Gürbüz, ya evden espresso makinesini getirmeyi çok isterdim. Niye getirmedin? Haklısınız aslında, getirseydim. Daha lezzetli olmaz mıydı? Ya olurdu, itiraf ediyorum, olurdu. Şimdi siz bunu masaya taşır mısınız bu itirafımı? Taşımayın. Ben söylemem ama anlayan çıkar belki. Kimse anlamaz ya. Anlarsa anam ağlar. Ay onun gibi oldu. Anlarsa annem anlar. Vallahi bence senin kahve saatin gelmiş. Ay hiç gücüm yoktu. Granül kahveyle ıslatılan kakaolu pandispanya kekinin üzerindeki çukura labneli muhallebi kreması yerleştiriliyor. Kremanın üzeri toz kakaoyla kaplanıyor. Nihayet hazır olan Pınar'ın tiramisusu soğuması için buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Zencefilli sebze çorbası için havuç ve kabağın kabuğu soyuluyor. Bu zencefil çorbaya nasıl bir lezzet katacak? Ya biraz gırtlağı yakacak. Etkili bir lezzet. Yani keskin bir, aromatik bir lezzet olacak. Keskin bir tadı olduğu için zencefil riskli bir tercih değil mi sence? Çok böyle dokunmayacak şekilde yapmak lazım. Onu ayarlamak lazım. Yani çok rahatsız edici olmayacak şekilde. Tadı biraz acımsı ya. Sorun olmasın yine. Yani meleği mi düşünüyoruz? Vallahi dün acı yiyemediği için ağladı. Buna ne diyorsun? O her şeye ağlıyor. Sence ağlaması gerçekçi miydi? Değil, tabii ki de değil. Yani meleğin bence hiçbir şey gerçekçi değil. Fake hesap. Melek kocaman bir fake. Ya adı bile gerçek değil ki onun. Bak işte bu doğru. Yani bunu kesinlikle laf olsun diye söylemiyorum. Gerçek. Gerçek bu. Bu arada melek senin için ne demiş biliyor musun? Bana sahte diyorlar ama o da çakma sarışın demiş. Desin, çok da umurumda. En güzel sarışın çakma sarışındır. Üstelik gözleri de lens demiş. Desin, hiç de umurumda değil, o kendine baksın. Bir de senin kilona bile laf etmişti değil mi? Kilom yok ki. Senin ekranda ince çıkar mıyız lafını bile söyledi masada. Ben yapmam öyle bir şey yani. Herkes tabii kendi şeyini belli eder. Kamera arkasında konuştuğunuz bir şeyi herkese söylemesine ne diyorsun? Ben kamera arkasında konuşulanların ekrana taşınmasına kesinlikle karşıyım. Yani olmaz böyle şey. Zencefilli sebze çorbası için eritilen tereyağı ve sıvı yağ karışımında un kavruluyor. Büyükçe doğranan patates, soğan, kabak ve havuç da unla kavrulup pişmeye bırakılıyor. Sırada ıspanaklı krebin hamuru var. Ay, şimdi krebi de basit diye eleştirecekler. Ya normalde insanın, yani benim kendi adıma söyleyeyim, krep çocuklara her zaman yaptığım bir şeydir normal şartlarda.
Ya şu an bunun için bile insan heyecan yapıp eli ayağına dolaşabiliyor. O yüzden de aslında kimseyi böyle acımasızca eleştirmemek gerekiyor gibi geliyor. Birbirlerini acımasızca mı eleştiriyorlar sence? Acımasızca eleştiriyorlar ya. Yani çok böyle bela atı vuruyorlar. Yani gerek yok ki ona. Acımasız eleştiri demişken Ayşe'nin Melek'e okuma yazma bilmiyorsun demesine ne diyorsun? Ya gereksiz de, o da gereksiz. Çok gerekli değil yani. Krep için 4 yumurtaya un, tuz, göz kararı süt ve ayçiçek yağı eklenerek çırpılıyor. Bir yandan çorbanın sebzeleri pişmeye devam ederken bir yandan da krep hamuru tavada ters yüz edilerek pişiriliyor. Sirkeli suda bekletilen ıspanaklar bol suyla yıkanıyor. Vallahi krep tam kıvamında oldu galiba. Ya benim bütün planlamam bunun üstüneydi aslında ama orada planladığınız burada gerçekleşmiyor. Olmuyor yani. Vallahi ben sık sık uyarıyorum ama bazen yarışmacılar beni dinlemeyip hata yapıyorlar. Neyse ki sen uyarılarımı dinliyorsun. Bu arada kalan süren 1 saat 5 dakika. 1 saat 5 dakika mı kaldı? Tekrar yağlanan tavaya krep hamuru incecik dökülüyor. Krebin ıspanaklı iç harcı için bir tane soğan küp şeklinde doğranıyor. Gondol köftenin garnitürü için haşlanan bezelyelere büyükçe doğranan havuç ve patates ekleniyor. Pınar Hanım ilk günden beri arkadaşının onu buraya zorla soktuğunu, aslında çok heyecanlı olduğunu, yetiştiremeyeceğini söylüyordu. Bence arkadaşının ısrarı boşunaymış. Çok iddiasız, finale yakışmayan bir menü. Umarım beni yanıltır. Ama hiçbir şekilde başarılı olacağını düşünmüyorum bu menünün. Son bir saat. Şaka. Vallahi şaka falan değil. Hızlanman lazım. Ya ama tatlım hazır en azından ya. Sadece tatlıyı mı vermeyi düşünüyorsun? Tava. İnce olması için kepçeyle konulan çok az krep hamuru tavaya iyice yayılıyor. Ay, bu arada neler demişler neler. Ne gibi, ne diyorlar yine? Mesela Kaan demiş ki, Pınar ilk günden beri arkadaşının kendisini zorla yarışmaya soktuğunu söylüyordu. Bence arkadaşının ısrarı boşunaymış demiş. Kaan mı demiş bunu? Evet, o söylemiş. Beni çok üzdü şimdi. Kaan'ın bu yorumu beni çok üzdü. Kahroldum. Nasıl devam edeceğim bilmiyorum. Acayip üzüldüm yani. Fena. Ya görecekler. Ya lezzet önemli. Menüye bakıp da neden böyle bir ön yargıları var ben onu anlamış değilim. Krebin iç harcı için doğranmış soğanlar tavada kavruluyor. Ispanaklar kavrulmak üzere büyükçe doğranıyor. Taşmayın, bir şeyler taşmayın. Sakın yerinizde durun. Ben bir de mutfakta çok konuşurum biliyor musunuz? Tek başıma bile olsam. Kendi kendine mi? Evet, kendi kendime konuşurum. Sürekli birisi bir şey sorunca durum değişiyor. Ay, krep yanıyor galiba. Yanmaz. Ben de o. Çok mu ince oldu sanki? İnce olması lazım bir de ya. Yanmamış, gayet güzel. Pişen 4. krep de tabağa alınıp 5. krep hamuru da tavaya yerleştiriliyor. İç harç için kavrulan soğana karabiber ve pul biber ekleniyor. Ispanaklarımızı da ilave ediyoruz soğanların yanına. Bu arkadaşlar da giriyor. Hadi bakalım. Şimdi ben krebin harcını tamam sayıyorum. Kreplerimiz de zaten bitti neredeyse. Kaç tane krep yaptın? Şu anda bakıyorum, sayayım, bir sağlama alayım. 2, 3, 4, 5, 6 olacak bunu aldıktan sonra. Yedek yapmayacaksın yani. Yapacağım. Bence Pınar Hanım bu menüyü bile yetiştiremez bu 2,5 saatte. Çünkü kendisi mıy 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 Hant abi hanım olduğu için bu menüyü asla çıkartamaz. Zaten Pınar Hanım kendisi de kilosundan şikayetçi. Kendiyle barışık bir insan olmadığı için bu menüyle baş edebileceğini düşünmüyorum. Bu menüyü bile yetiştirebileceğini düşünmüyorum Pınar Hanım'ın. Zaten böyle pilav yerse kilosundan daha çok şikayet eder. Bu arada Melek bir açıklama yapmış. Ne demiş acaba Melek Hanım? Melek demiş ki kendisi mıy mıy hantal bir hanım. Ben mi? Aa! Bana mı demiş hantal? Ya mıy mıy mı? Ben. Ama ben bunun rövanşını alırım. Masada akşam bana mıy mıy demiş, öyle mi? İnanamıyorum ya. Mıy mıy diyeceğim en son kişiyim ben, biliyor musunuz? Sen görürsün Melek. Kara Melek. Sadece bunu demekle kalmamış, bir de demiş ki zaten kendisi de kilosundan şikayetçi. O beni ne kadar tanıyor ya? Benim her konu bitti. Benim yemeğim mi? Benim kilom mu kaldı konuşacak? Az kalmış, yanıyormuş, az kalmış. Böyle bir lokmacık kalmış. Yakaladım. İşte bu sebeplerden yetiştirebileceğini düşünmüyorum demiş. Ya bıraksın bu işleri. Kendisi yetiştirdi de ne oldu? Neyi yetiştirdi Allah aşkınıza?
Niye yetiştirdi yani? Kızdırmasın beni. Benim tepe tasını attırmasın. Benim tepemi tası atarsa fena olur. O mıymıy kadının ne hale dönüştüğünü görür. Fena gaza geldim. Bu arada eskiden reklamcıymışsın. Neden o işe devam etmedin? Ya çok yorucuydu. Sabahımız akşamımız yoktu ki reklamcılıkta. Ben sabah 5'lerde falan döndüğümü, hatta bazen sabah 3'te 4'te gittiğimi biliyorum evden çıkıp. Evlilikle o yürümezdi yani. Çok zor. Evlendikten sonra mı bıraktın? Evet. Bu tamam. Sen tamamsın. Bunlar da haşlandı muhtemelen. Son krepimizi de alalım. Peki bu kreplerin iç harcının soğuması gerekiyor mu? Yani birazcık soğur o arada. Yani çok fazla aman aman soğumasına gerek yok. Zaten şey atacağım onun içine, kaşar rendeyesi atacağım. Ondan sonra da bakacağız keyfimize. Ay, kaç dakikan kaldı biliyor musun? Kaç? Son 43 dakika. Hadi be. Gerçekten mi? Gerçekten. Bitmiş. Altıncı krep de hazır mı? Bu da tamam. Bunu nasıl kapatıyoruz? Buradan. Çorba için bir diş sarımsağın kabuğu soyuluyor. Pınar'cığım, Ali de bir açıklama yapmış ve demiş ki, ben Pınar'a Türk mutfağını unuttuğunu söylemiştim. Bu menüyle gerçekten unuttuğunu kanıtladı demiş. Çok biliyor Ali ya. Her şeye hakim Ali. O ne yapmış acaba? Lüferi mahvetti ya. Balık ağladı yani önümüzde. Ali bugün üstüne çok gelecek anlaşılan. Çok iyi biliyormuş gibi bir de benim Türk mutfağından anlamamamı söylemesi peki. Hadi sarımsağı dağıt bakalım çorbaya. Ya siz Amerika'da evde Türk yemekleri yemiyor muydunuz zaten? Biz Türk restoranlarına da gidiyorduk. Türk mutfağı nasıl bırakılır ki yani? Bir yerde şehir değiştiriyor, ülke değiştiriyor olmanız yediğiniz yemeklerden vazgeçmeniz anlamına mı geliyor? Ne alaka? Ah, şimdi kafam karışıyor. Bir toparlamam lazım kafamı. Çorba burada. Bunu blend edeceğiz. Bunları alacağız şuradan. Süzgeçim şuradaydı galiba. Bunlar pişmiş mi bir bakayım. Bezelyeler pişmiş mi sence? Bezelyeler okey gibi. Patates de okey aslında. Havuçlar birazcık bir tık. Bir tık. Bunları ayrı ayrı haşlasan daha iyi olmaz mıydı? Değil. Ben şimdi ilk önce bezelyeyi pişme derecesine göre ayırdım. İlk önce onu attım. Sonra havucu attım. En son zaten patates çabuk pişiyor. Ondan onu attım. Şimdi gondol köfte tercih etmiş kendisi. Sanırım gondol gibi yapıp köfteyi üstüne koyup garnitürünü koyacak. Garnitür de herhalde kendi yapar. Onu da kendi yapsın bir zahmet. Onu da hazır aldıysa. Zaten köfte yani. Köftenin ne kadar deyi olabilir ki? Yani çok basit bir tercih bence. Ve nihayet ıspanaklı krebi hazırlamaya başlıyoruz. Ya kaşar peynirini sen de rendeleyebilirdin. Neden hazır aldın ki? Ya vakit kazandırır diye düşündüm. Zor oluşundan değil de hani vakitle yarışıyoruz ya. Hani ondan her şeyi yapıp da onu yapmamak değil mesele aslında da. İşte vakit alabilir miyim kaşarı? Tabii al bakalım. Krebin üzerine yerleştirilen ıspanaklı harca rendelenmiş kaşar peyniri ekleniyor. Kare şeklinde katlanan ıspanaklı krep, katlanan kısmı altta kalacak şekilde cam tepsiye yerleştiriliyor. Gerçekten o kadar güldüm ki hafta başından beri o kadar eleştiri yapan insanların şu anki menüsü gerçekten çok şaşırdım yani. Ispanaklı krep. Ben bir en azından bir ıspanaklı el açması börek beklerdim. Ispanaklı krep kahvaltıda yenen bir şey. Ara sıcak olarak tartışılamaz bile. Ve son ıspanaklı krep de nihayet hazır. Şimdi ne yapacaksın? Beşamel yapacağım. Hadi hemen yap. Çok az vaktin kaldı. Şehriyeli pilav için tavada tereyağı eritiliyor. Ispanaklı krebin beşamel sosu için ayrı bir tencerede tereyağı ve 2 kaşık un kavruluyor. Sütü koymadan önce unun kokusunun çıkması lazım değil mi? Tabii iyicene kavrulması lazım bunun. Beşamelin özelliği bu zaten. Aynen öyle. Kavrulan una karabiber ekleniyor. Pilav için arpa şehriyeler tereyağında kavruluyor. Beşamel için kavrulan un ve tereyağına süt eklenerek karıştırılıyor. Pilavın şehriyeleri biraz daha kavrulacak mı? Evet, kavrulması lazım. Biraz yanık yanık olsun yani. Beşamele karabiber dağıtmıştı. Karabiber attım, muskat rendeleyeceğim şimdi. Beşamelin üzerine son olarak muskat rendeleniyor. Ispanaklı kreplerin üzerine beşamel sos yerleştiriliyor. Ve nihayet ara yemek olarak sunulacak ıspanaklı krep de fırında pişmeye başlıyor. Şehriyeli pilav için pirinçler bol suyla yıkanıyor. Hala nişasta sıçkıyor. Beklemediği için tabii haliyle. Bu arada Ali demiş ki, Pınar zaten bu menüyle sadece boş vaktini değerlendirmeye gelmiş demiş.
Ne diyorsun bu yoruma? Boş vaktimi değerlendirmeye geldim. Kendisi ne yapıyor acaba? Olayı nedir yani? Bana dese kendine baksın derim önce. Pilav ne durumda? Bence güzel oldu. Tuzumuzu da ilave edelim. Kavrulan pirinç ve şehriyelere tuz ekleniyor. Zencefilli şehriye çorbasının sebzeleri blenderla ezilerek karıştırılıyor. Şehriyeli pilava sıcak su ekleniyor. Bu arada roka salatasına file bademi sunum sırasında mı atacaksın? Sunumda atacağım. Ya pilav için o su çok değil mi? Şimdi bunu suda bekletmediğimiz için pilava biraz suyunu fazla koymak durumundayız tabii ki de. Birazcık suyunu çekene kadar pişme süresi bizi zorlayabilir. Şehriyeli pilav da nihayet pişmeye başlıyor. Sebze çorbasına bir çay kaşığı dolusu toz zencefil eklenip tekrar ocağa yerleştiriliyor. Gondol köfte için maydanozlar gelişi güzel doğranıyor. Bu gondol köftelere ön pişirme yapacaksın değil mi? Biraz pişirecek. Ön pişirme yapacağım onunla. Ay, yalnız köfteler için çok geciktim. Tatlı oyaladı beni aslında ya. Tatlı da bayağı zaman kaybettin. Evet, tatlı oyaladı beni. Gondol köfte için kıymanın üzerine bir tane soğan rendeleniyor. Hangi baharatları katıyorsun? Vallahi toz biber, kimyon muhakkak olacak. Köftede olmazsa olmaz. Hatta bol olacak. Kimyonu da koyduk. Başka? Karabiber olmazsa olmaz. Üzerine karabiber, doğranmış maydanoz ve galeta unu eklenen kıyma yoğruluyor. Ay, şeyler biraz büyük oldu sanki. Ne? Maydanoz mu? Evet. Bayağı büyük oldu gerçi. Söylerlerse buna laf söylerler. Onların ağzına laf verdik. Ay bir de sapları var. Sapları var. Maalesef gördükçe çıkaracağım. Köfte harcından kopartılan parçaların ortasına çukur açılarak gondol şekli veriliyor. Gondol köfte, köfte formu verdikleri şeyi önce fırınlıyorlar. Ondan sonra içine garnitür koyuyorlar. Bu garnitür hazır mı olacak, kendi mi açacak, bu çok önemli bir husus. Ondan sonra üstüne kaşar rendelip tekrar fırınlanıyor. 7-7-14 dakika pişme süresi var. Bu kadar basit bir ana yemeğe, yanına da çok basit bir pilav tercih etmesi, aslında ne kadar iddiasız bir yarışmacı olduğunu, aslında haftanın her gününde puanlarını ortalama tutarak kendi gününe ne kadar oynadığını gösteriyor. Vallahi şu an pek gondola benzemediler ama bakalım piştikten sonra nasıl görünecekler? Bence pişerken çok da anlaşılmaz gibi geliyor bana. O yüzden bir rahatlıyorum sanki. Ve son 15 dakika. Ispanaklı krepler pişmeye devam ederken gondol köfteler de fırında ön pişirmeye bırakılıyor. Suyunu çeken şehriyeli pilava tekrar tuz ekleniyor. File bademli roka salatası için roka yaprakları doğranıyor. Bitirmek üzresin, farkında mısın? Hiç değilim, biliyor musun? Olayın hala farkında değilim. Yalnız rokaların saplarını koymasan iyi olur. Saplarını ayırmak da zaman alacak benim için şu anda. Elim mi kanadı? Hafif bir kesik olmuş. Şu an kanamıyor ama biz ne olur ne olmaz parmağını bantlayalım. Artık eldivenle devam etmek zorundasın. Hadi salataya devam et bakalım. İyi misin bu arada? İyi olmaya çalışıyorum Gürbüz ya, ne yapalım? Artık son dakikalar. Son dakikalar. İnşallah yetiştiririm kaygısı var. Doğranan rokalar salata kasesine alınıyor. Ortadan ikiye kesilen çeri domatesler de rokaların üzerine ekleniyor. File bademini ve sosunu sunumdan önceki 10 dakikada koyabilirsin. Okay. Salatayı buzdolabına koyayım mı? Olur. Vallahi şaka maka bitirdin. Harika. Gel hemen garnitürlerini de hazırla. Gondol köftenin garnitürü için haşlanan bezelye, havuç ve patatesin suyu süzülüyor. Haşlanmış patates ve havuçlar gelişi güzel doğranıyor. Şu an ne hissediyorsun merak ediyorum. Bittiğine inanamıyorum. Ama bitti. Hiç kolay değilmiş değil mi? Şimdi yarışmacılara hak veriyor musun? Kesinlikle hak. Baştan veriyordum zaten de. Bazıları çok acımasız ya. Ben onlardan değilim aslında ya. Fırında ön pişirme yapılan ıspanaklı kreplerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri konuluyor. Ve son 4 dakika. Mutfağı da temizledin. Bence artık gondol köftelere garnitürleri koymanın zamanı geldi. Bence de. Ne dersin? Kesinlikle tam zaman. Sonra da ağır ateşte pişmeye devam eder. Yavaş pişsin. Bezelye, havuç ve patatesten oluşan garnitür gondol köftelerin ortasına yerleştiriliyor. Ve işte ana yemeğimiz de nihayet pişmeye devam edebilir. Gondol köftemiz hazır. Sonunda bitti mi? Bitti. Vallahi tebrik ediyorum. Gerçi sen de azıcık bittin sanki. Artık giyinmeye gitmen lazım. Gideyim. Hadi fırla. Koş Pınar, koş. We'll be right back.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pınar, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim, çok mersi. Harika teşekkür. Sen de öyle zaten. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, bugün buyurun. Final. Hoş bugün final. Tekrar. 75 bin TL için gidiyoruz, koridorumuzdan geçiyoruz. Ekibimize merhaba diyoruz. İnşallah eksik bir menü yoktur. Her şey yani tamam her mıdır? Her şeyi tamamladık. Bakayım evet. Mutfağına. Ha? Tamam mı? Temizledin mi mutfağı? Evet, toparladım da. Mutfağı. Ali gel. Gel Ali gel. Koş Ali koş. Ali kameranı al. Yemeklerin üstü kapalı. Sen benim yanıma gel Pınar. Güzel aha. Kadın. Pınar seninle çok konuşamadık. Bir tek bir Amerika macerası konuştuk. Onu da çok bahsetmek istemiyordum aslında. Evet ama yani. Çok gereksiz ya, buldum o muhabbeti. Ne var? Sen öyle hava atmadın ki. Yani ne var yani Amerika'ya da gitmişsen de? Ne yani, olacak yani? Belki onlar gidemediği için içlerinde uhde kalmış olabilir. Ha. Peki bugün sence senin menüne ne derler Pınar? Demişler diyeceklerini zaten. Demişler mi? Geldi mi haberleri? Ben de neler demişler. Hadi. Ben yemek yaparken zaten benim moral manımı düşürmeye çalıştılar ama hiç kale almadım. Aa Gürbüz ama bu çifte standartta hayır. Yani Melek'le farklı bir diyalog içerisinde olabilirsiniz ama Pınar'ın niye modunu düşürdün ya? Evet çok sana diyorum. Olur mu öyle şey Zuhal Hanım? Değil diyor. Ama yardımcı da oldu sağ olsun. Şimdi hakkını yiyemeyeceğim. Peki kendisi. İki çocuğum vardı sevgili Pınar. Evet. Ne kadar güzel bekarsın. Bekarım, bekar bir anneyim. Kızım işte son bir yıl öncesine kadar benimleydi ama şimdi işte gitti. Aa, ondan uzağım. Ayrı eve mi çıktı? Oğlum ve kızım. Işte kuşlar yuvadan uçuyorlar. Evet. İnşallah her şey gönüllerince olsun, ay, sağlıklı herkesin. Olsunlar. Allah evlatlarımızı boşa göstersin de bu güzel kadın nereye kadar yalnız yani olmaz. Olmamalı. Bugün çok değinildi bu konuya ama bilmiyorum ben. Ay Gürbüz ama sen her şeyi konuşmuşsun. Ben gel bir melek şekerim, değilim gel. Yani. Kara melek bence onun arayışında ben değilim. Ha sen kapattın mı gönül defterini ben aşkı? Ben kapattım. Aa ne kapatıyorsun gencecik kadınsın. Yalnızlık Allah'a mahsus. Çocuklar da gittiler. Olur mu tek yalnızlık başına ya bu kadar? Yalnızlık bence çok rahat bir şey. Bir de alışınca o konfordan çıkmak çekemem istemiyorum. Çekemem diyorsun. Aa, İyi hadi sen çekemem. Bilirsin. Aç bakalım kapıyı gelsin tamam. Yarışmacılar. Selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız efendim? Ay iyi, sen nasılsın Melek? Çok hoş geldin. Çok Melek bugün mermaid olmuş. Ay çok merhabalar. Çok teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin. İvan Zasgrad, yazınız ne? Hoş geldin. Sadenizde ikinizin de bence getirimi çıkartmak istiyorum. Niye? Sıcak diye mi? Evet, biraz içeri sıcak diye. Ama nasıl da özelmiş, bözelmiş gelmiş. Çok şıksın, teşekkür ederiz. Alicim hoş geldin, hoş merhaba bulduk. Ayşe. Merhabalar. Çıkar tabii sandalyenin arkasına az. Ne şık, ne şıklar, ne şıklar yarışmacılarım. Özene bözene gelmişler. Teşekkür ediyorum itinanızdan dolayı. Siz de akça çok şıksınız Zuhal Hanım. Çok mersi, teşekkür ederim. Her zaman. Evet, bugün final günü, önemli bir gün. Kalplerimiz dakikalar sonra için güp 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 atıyor. Ama öncelikle... tabii ki bugünkü yarışmacımız Pınar'ın da masasını bir inceleyeceğiz her gün olduğu gibi. Fikirlerinizi beyan ediniz. Tabak çanak bizden herhalde. Evet. Ama çiçeğin var gördüğüm kadarıyla evet. Sana dair senin imza. Yani küçük ufak tefek şeyler var. Tabii tuzluk, söyle neler senin katkın. Ekmeklik, evet. Peçetelik vesaire gibi bunlar benden. Evet. Onlar Pınar'ın zevki tarzı. Buyurun değerlendiririz. İvan seninle başlayalım. Sade bir masa. Sahte değil çiçek. Heh. Sahte değil mi? Değil, gerçek. Ona baktım ben de gerçek. Ha gerçekmiş. Yok, kokmuyordu. Dünkü çok güzel. Milyon milyon diyorsun. Evet. Evet, güzel. Çiçeği güzel. Masa sade geldi bana birazcık. Sade ama şık evet. Bence değil mi? Kötü değil, evet. Kötü değil yani. Evet. Gözü yoran, tırmalayan, uyumsuz yok, bir şey var mı? Ali? Uyamayan bir parça yani, bir şey. Yani şu anda ben uyumsuz bir şey görmüyorum ama özen... Hani ben, da görmüyorum. Yani özen aa, de görmüyorum. Çünkü Ayşe katılıyor musun Ali'ye? Bakıldığı bence zaman... Bence güzel bir masa, sade bir masam. Hani... Kul takmak için konuşmaya gerek yok. Nasıl bir özen bekliyorsunuz ben anlayamadım. Şöyle söyleyeyim ben kendi mesela. Vermiş olduğum özeni görmek istiyorum. Siz bütün tabakları kendiniz yani getirmemişsiniz. Ama orada Yeliz'in zevki vardı. Onu... Evet. Sizin değil evet, aynen öyle abi. Eşinizin zevki ayrıca şöyle bir şey var. Çok da elzem bir durum değil yani. O sizin evet, tercihiniz bu benim tercihim. Ya benim tabii yarışmaya evet. Göstermiş olduğum saygıdan kaynaklı. Ama yine bir uyumsuz öyle peçete görüyorum. Ben. Evet. Geçen bir de Ayşe. Niye? Valla sormayın. Ya envai çeşit peçete var şurada market. Bir paket alsana böyle evet, sarı şeyli olmadı işte. Mesela reçeteler çok gelala o kadar sırıtıyor ki bir de açık çok renk olunca. Bir sarıyla belki yakalarız. Mesela kahve olurdu işte. Sarılı belki. Melek, haklısın. Mermaid, deniz kızı sen de söyle sirenlerden Melek. Pınar Hanım gibi sakin,
Sakin gözüküyor daha doğrusu. Aa, aa güzel bir yorum bu. Ben sevdim, teşekkür ederim. Sen sakin misin normalde? Ben normalde gözüküyor. Sakinimdir. Sakin gözüküyor dedim ama. Damarıma basılmadığı lütfen sürece. Bak, ne burcuydu? Yay. Yay. Bu yayı da bilmem hiç. Çok evet şimdi zencefilli bir çorba vardı çorba, kış aylarına evet uygun. Siz de tabaklarınızı uzatınız yarışmacımız. Ali Bey'in kendi tabaklarını sürekli öne sürüp başkalarının yaptığı masalarla ilgili konuşması sıkmadı doğrusunu isterseniz. Çünkü sonuçta kendi bir emek vermiş, emeğini savunma hakkı da var. Savunuyor, savunsun yani. Benim masamı geçebilen bir tane bile yarışmacı yoktu. Masa olarak şampiyon olduğumu düşünüyorum. Pınar Hanım'ın masasına bakıldığı zaman da gerçekten çok vasattı. Menü nasıl? Tamam. Birazcık basit geldi bana. Yani ara sıcakta krep olması. Ne yapıyorsun haşır haşır orada? Basit derken? Neyini çıkarıyor? Bardağımı çıkardım. Aha gene çıktı bardak. Ay da gene. Seni bulaşık makinesine parlatıcı koymuyor musun ya da elde yıkasaydın? Bir böyle bir şey olmuş o hafif böyle sanki. Ha? Bizde çok güzel bardaklar var. Hediye edeyim sana. Gerçekten. Vallahi. Ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Sakla, kırmasın inşallah. Meleğe bardak lütfen. 38 yaşındayım. Bizden hatıra. Çok yanında gezdirdiği için çantasında kırabilir. Sen nasıl bir çanta taşıyorsun da o bardak sığıyor bakayım. Gezdirebiliyor muyum? Aa, leoparla. Lütfen ay yani benim gibi vamp. Vamp, şey. Vamp, vamp. Yalnız o bardağı istemiyorum herhalde. Sen de bence alacaksın. Evet yok, yani. Sedavi'den kanlı şekerim senin bardağın. 3 gündür kullanın. Bardağınız çok alakasız duruyor. Bence yine savaşma gerek yok. Her halükarda oraya koyacak. Alakasız bir durum yok. Çok alakasız. Bak en azından. Sen de almıştın ama değil mi Ayşe? Ben almıştım. Kaan Bey de aldı. Ben almadım. Ben almıştım ancak. Mutfağa girip kendi bardağı ben de alacağım zaten oradan da. O yüzden savaşmayalım. Bence hiç gerek yok ısrarla. Gitsin diyorsun. Yani zaten şimdi, son gün bir daha kim göre kim bile. Kimde Kaan'da mı içtin? Temizdi içtim. Ama gerçekten Kaan benim bardağım. Şimdi burada kirli gerçekten mi bak? Hayır, burada bir şey söyleyeceğim. Benim bardaklarım kirli miydi? Ya. Size çatalını bile kirliydi lütfen. Hayır, hani yani, ben lütfen size saygımdan yani dolayı. Bir dakika, çatal bıçak küfür değildi lütfen. Birazcık hassaniyetli konuşalım. Bazı ama bıçaklarda bakın. Bazı bıçaklarda şu tırtır bölümü var ya, kesilen tırtır bölümü var ya. O bölümde istesek de istemesek de makinede da çıkmayan, kendiliğinden oluşan böyle pas değil. Ama boya olabiliyor çünkü gold'du takımlar evet hatırlarsanız. Evet, evet. Yok ondan evet anlamaz Ayşe Hanım. O yüzden neyden biraz hassaniyetli. Anlamaz gold'du. Ben nasıl burada anlamaz da anlamaz derken kim yok anlamaz? Siz zaten kaşıktan bıçaktan çatalcan anlamadınız yemek yaptığınız zaman bize gösterdiniz o ayrı bir şey. Nasıl anlamadım yani pardon bir dakika algılayamadım şu an. Hanım, algılayamamış burada, açıklar mısın? Zaten anlamadım algı yani problemi yaşıyor geldiğinden beri yaşıyor. Lütfen algı problemi bende değil ama lütfen Ayşe Hanım da algı problemi. Yok sizde çok daha fazlası var. Benim algı problemim olup olmadığını herkes çok iyi net bir şekilde görüyor. Merak etmeyin. Ha, bir haftadır buradayız sizinle siz beraber. Çünkü şu an siz gerçekten siz göstermediniz burada. Ben siz mi burada oynadınız? Bana dedi ki oynuyorsun diye. Siz oynuyorsunuz aslında. Ben mi burada oynuyorum? Evet. Emin olun oynamak istesem senin gibi bu balita koşardım. Oynamak derken bugün var mı bir oynadım, dans? Ben bir oynayayım mı be? Şimdi ben mi be? Ben bir oynayayım be. Çabalar dolana kadar bir saniye, oynasam önce mı? Senin artık Gürbüz'den öncelikle izin alman Gürbüz, lazım. Gürbüz aşkım ne oynayabilir olsa miyim? Aşkınıza kim yapmacık şu an? Bu hayatta görüp görebileceği en doğal insan benim. Gerçekten benim. Sana canlı yürekten bir şey söyleyeyim mi? Asla doğal değilsin. İnsanlar o kadar beni seviyorlar ki. Asla doğal değilsin. Benim doğal olmadığım tek nokta var. Özümde gayet sakin bir insanım sizin ben. Bunu herkes de gayet iyi bilirler. Benimle yaşayan insanların hepsi ömrünün uzadığını söyleyen hepsine insanlardır. Sabır çünkü çok hepsine sabır diliyorum. Hepsine çok sabır diliyorum gerçekten. Senin gibi yalanla dalavereyle iş yürütürmüyorum. Benimle yaşayan yaşlanmaz. Ama seninle yaşayan yaşlanır buna emin ol yani. Seninle yaşayan yaşlanmaz çünkü yaşlanmadan önce seni bırakıp gider. Ayşe ve Melek Hanım yine başladılar. Yine aynı şekilde atışmalar. Bence gereksiz atışmalar bir de yani haklı da değil. Final gününe geldik. Hala Kara Melek. Devam. Söyle bakayım ne söyleyeceksin? Şimdi söylemek istiyorum. Şurada yalnız hafta başından beri gerçekten içimin yağları eridi. Ayşe Hanım ve Pınar Hanım sayesinde. Neden niye acaba? Menünüzden kaynaklı. Neden? Siz kendi menünüze baktınız mı? Hafta başından beri o kadar attınız, tuttunuz, ettiniz. Onları eleştirdiniz, şunu yaptınız, böyle yaptınız. Menülerinizi ben bir saatte çıkartırım yani. Hiç atmadık, tutmadık. Bugünkü de mi kolay? Evet efendim, çok kolay. Ali de mi aynı şeyi düşünüyor? Rolüm çok kolay, gerçekten çok kolay. Ispanaklı krep yapmış, benim küçük krepi bir tane yeğenim var, o da yani yapıyor. Küçük yeğenim var. Ha, o da Pınar, krep yapabiliyor. Küçük yeğeni varmış Ali'nin, ıspanaklı krep yapıyormuş. Siz yapabilir miydiniz acaba? Ben mi yaparım? Yani çok zor bir şeydi. Ali Bey'den
Hayır, krep gerçekten zor bir şey mi? Krep gerçekten kolay bir şey. O yüzden krepte ben de hemfikirim. Ancak Pınar Hanım'la benim menümü yan yana dahi getiremezsiniz. Gayet ikinizin menüsü de aynı yani. Bir saniye, aynı basitlikte mi? Basitlikte, aynı basitlikte. Ya basitlikten anlamış olsaydınız o menüyü bizim karşımıza bir saniye dur. 006.5 Bir saniye 006.5 James Bond ne diyor bu duruma? Size. Dünkü menüyle bugünkü menü basitlik olarak, pratiklik olarak aynı mı? Arasıcağı onun da hazır yufkaydı. Burada da krep var. Bence ikisi de gayet basit. Benimkinin yanında çok basit kaldı. Peki diğer yemekler? Diğer genel olarak yemekler, kolay buldu da. Şimdi mesela yaptığı köftenin içine garnitür var. Garnitür hazır mı yoksa kendim haşladı? Önemli bir detay. Bondol köfte. Evet, şimdi mesela o önemli bir detay. Bardağını kaptım. Melek Hanım'ın burada. Alabiliyorsa alsın. Şimdi o da hazırsa üstüne kaşar verir, koyuyor. Ya tiramisu Pınar usulü demiş. Pınar usulü bırakmış sanki. Acaba nasıl olacağı merak konusu. Kendini kurtarmak için yaptığını düşünüyorum. Eksik menü sokamayız mesela çünkü kendi tiramisum diyecek. Aynen. Tiramisu gelmese bile. Kesinlikle. Dökülmüş şey bile gelse bu benim diyecek. Tiramisu da mesela kedi dili olur. Acaba kedi dili var mı? At da olur, kara da olur ama kabul etmek zorundasınız olmuş biraz. Aynen abi. Teşekkürler. Sen de mi pratik buldun menüyü Ali? Çok basit bir menü seçmiş. Yani ben bakıldığı zaman krep hani yani ıspanaklı balık menüsü krep, yapan ben böyle, Ali Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim böreğim çıtırdı. Buyurun. Ve patatesli çıtır börek bıçakla tamam. Dokunduğumuz zaman çıtırlığı geliyordu. Hazır bir şey söyleyeceğim. Çıtırlığı değil de gel otur Pınar'cığım. Su getirdim. Tamam. Şimdi ama sonuçta yine hazır bir yufka kullandın. O da hazır yufkaydı. Evet, hazır o gün de söylemiştim. Bir krepten daha zor patatese haşlanıyor sosu. Krepten daha zor hazır yufkalı yaptığım börek benim diyor Ali. Öyle değil mi? Yani. Öyle değil mi? Gerçekten doğru. Sosunu yapıyoruz. Bir saniye Pınar'ı dinleyeyim. Soğan kavuruyoruz. Cümlelerimizin bir sonu olsun, noktası olsun. Krep yapmadığınız çok belli. Hayatınız. İsteyen var mı bu arada? Ben de rica ederim. Ben de istiyorum. Ben bol bol krep yapıyorum Pınar. Biz krep yapıyoruz, evet hepimiz yani yiyoruz. Şimdi krep var, krep var. Mesela bir tarif var mesela bende. Bayağı yemek gibi olanlar var değil mi? Arasına beşamel söz koyuyorlar, üstüne koyup tekrar söylüyorlar. Şimdi öyle bir şey gelirse... Krep börek diye geçiyor ama o. Krep diye değil, krep diye, börek diye geçiyor. Krep diye de geçiyor. Mesela benim o ara yemeği yaptığım Ece Zahim'den bir ot kitabında var. Çok felaket. Abi sen dur! Bardak ne arada ne? Uçtu bardak. Yani üzgünüm benim mutfağımda... Hayır, benim soframda kendi bardağınızı kullanamazsınız. Kullanabilirim, gayet kullanabilirim. Lütfen bardağımı istiyorum, müsaadenizle. Ben getirmiyorum, benim bardağım. Hangi ara deri aldın? Bravo Allah! O zaman ben kendim gidip alabilirim. Yok canım, peki o zaman su yok sana. Su içmiyorsanız sizin tercihiniz yok. Ama yani. Kaan da içtin olmaz ki şimdi böyle çifte ama standart. Ama Kaan Bey'in bardağı burası bana kimi göster Melek. Kaan Bey'in bardağı. Sizin bardağınızdan kat be kat temiz. Gel otur istersen sevgili Pınar. Hiç sağmıyorum. Nesi kirli? Hiç sağmıyorum. Nesi kirli? Hiç de kirmir yok. Vallahi temiz. Bir parmak izi var bir tek. Evet. Ne oldu oynuyordunuz siz? Bence oynayın. Biraz sonra çorbadan sonra oynayacağım. Çorbamızı içelim de sonra. Yemek sırasında oynarım. Zaten tekrar herkese için. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Eline sağlık Pınar. Afiyet olsun herkese. Afiyetler olsun. Son günümüzde ilk yemeğimiz zencefilli sebze çorbası. Pardon. Tuz hangisi acaba? Bu mu? Çiftek. Zencefili toz halinde mi kullandınız yoksa taze mi? Evet. Taze mi aldınız? Toz halinde toz kullandım. Halinde. Onu bari hani tazesini bari alıp rendelez. Hepsi hazır. Hani. Ne hazır? Hazır olan zencefil, bir şey söyleyin. Ispanaklı hepsi. Krep yapmışsınız zaten. Ispanaklı mı? Garnitürü kedi yani tiramisu'nun içindekiler de. Yani. Durumlara daha var ya bir göreceğiz. Konuşacağız geldiğinde. Geldiğinde konuşalım. Ha acı diyorsun. Zencefilin acısı yakmasın hırtlağını. Yok yakmıyor. Hayır çok orantılı koydum aslında rahatsız etmeyecek şekilde. Hanımefendini biliyorsun çok büyük bir hassasiyeti hassas. Var evet, acıya kendisi. Karşı. Zirve acıları. Acıdan geçmeyen yemekler biraz eksiktir ama. Ya orası da öyle tabii ki size katılıyorum bu konuda sonsuz katılıyorum. Birazcık yağ yakmış sanki hafif biberle değil mi? Evet. Ama çok rahatsız edici bir acı değil. Zaten kenara kaydırdım. Bence tuz oranı iyi. Gayet iyi. Tuz yani, oranı da lezzetli. Ben beğendim. Bana tuzsuz geldi. Ben hafif boğazı tırmalayan yok be iyiydi. Boğazı tırmalayan bir acısı var ama benim hoşuma geldi. Aynen zencefilden kaynaklı ama biber de yaktım diyor. Onunla da alakalı olmuş. Ama tatlı biber. Çok az ama. Şey değil çok az yani. Yok yok ben ha, tatlı keyif biber. Aldım. Evet evet. Ha sen beğendin Ayşe. Ben beğendim. Süper. Afiyet olsun. Teşekkürler olsun. Kaan sende ne? Niye şaşırmadın Melek?
İttifak halindeler ya o yüzden. Ha öyle mi? O senin iddia. Ne alakası var? İttifak halinde olmuş bana karşı kredi için kolay demezdim. Bana demezdim. Karşı ittifak halindeydiniz. Kusura bakmayın yani. İttifak şimdi doğruları konuşalım o zaman. Ya senin sen o çorba değil suyla bu çorbayı nasıl kıyaslarsın lütfen vallahi ya. Vallahi benim çorbam gayet yani güzel. Yani şimdi kıvamına bir bakın. Sizinkiyle dağlar kadar fark var arada. Nasıl lezzet katılıyorum? Benimki çorba. Hani çorba lezzetini sulu. Bile bir tarafa yok. Yok Melek'cim yok. Kıyas kabul etmez. Kusura bakma. Teşekkür ederim. Yani şimdi seninki gerçekten kıvamsızdı. Çok lezzetsiz değildi ama kıvam konusunda sıkıntılıydı. Teşekkür ederim. Sende nedir Ali durumlar? Yani, ben beğendim. Çorbası afiyetler güzel. Afiyetler olsun. Çorbasını çıkar. Güzel yapmış. Evet evet. Su da yerinde. Aha. Yani bir damağım böyle rahatsız edici bir şey almadım. Sıkıntı yok diyorsun. Evet. Kaan? Bir tık daha kıvamlı beklerdim sebze usulü olduğu için. Ancak belki bir, güzel. Tık, bir tık. Bir tık daha olabilirdi. Evet çok minik bir tık bir hafif bir daha var. Ama çok su gibi de değil. Olabilir. Su gibi değil ama bir tık daha kıvamlı olabilirdi. Yani daha bir tok olur ya sebze çok. Ama güzel yani. Melek? Yoksa içinde bir parça falan yok. Hem tatlı hem tuzlu. Tatlı. Ne var sence içinde sebze? Dur bakalım. Zencefil o, var. O muhakkak ki. Yani yoksa zaten eksiğe girer. Tatlımsı geldi. Nereden ama. Alabilir sence tatlıyı? Nereden aldık biz? Şimdi ne diyeceğim ben burada olsaydım benden almıştı diyecektim ama öyle olmuş. Aaa tatlı. Ne sebzeler var bir tahmin alayım. Hiç yapmadığım için bilmiyorum. Ha şimdi bir tatlı tat geldi ya tatlı ama sebzelerden tatlı olabilir tatlı mi? Geldi. Bilmiyorum tatlı mesela tat havuç geldi mudur bana. Patates midir belki? Havuç vardır. Olabilir mi havuç sence? Havuç var zaten içinde var. Mesela. Içinde başka var. Ne olabilir? Ne tadı aldın? Domates belki birazcık. Yani tat deyince... Soğan olabilir. Tatlı olan mı soğan? Hı? Yok soğan değil soğan acıdır zaten. Bir tatlımsı tadı aldım sanki. İşte ben o tatlımsı ama tadı soğanda mı aldı diyorsunuz? Bilmiyorum, onu bilmiyorum. Onu şu an ayırt edemiyorum gerçekten. Elinize nasıl yani? Ayırt edilmez bir şey değil ki bu. Soğan tat ayırt vermez. Ayırt edemiyorum yani. Bilmiyorum yani. Tatlılık katmaz çorbaya. Dur bir daha bakacağım bir saniye. Bir daha bakayım dur. Vallahi ben bitirdim Pınar ellerine sağlık. Ay afiyet şeker olsun. Bir tık daha sıcak çok olabilir sevindim. Miydi acaba? Yoksa siz rahat rahat içini ısıtmadım ısrarla. Yani hı. Baktım şeyini. Bir tık daha sıcak sıcaklığı. Olsa güzel ama çok güzel olmuş. Eline sağlık. Elinize sağlık. Çok tadı tuzu lezzeti. Ne oldu beğendin mi şimdi sen? Zaten beğendim de bir süper, bir takım sıkıntı yok. Tatlımsı geldi tatlımsı güzel. Tatlısı gelmiş Zuhal Hanım. Tatlılığı çok hoşuma gitti. Ya siz evde yemek yapıyor musunuz diye sormuştum size daha önce. Bir kere daha sormuştum. Bir gün ben sana demiştim eşinizle beraber devam ediyorsanız yapabilirim. Yok de. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Alabilirsiniz. İçeydiniz beğendiyseniz ayol ne güzel şifadır. Tabii taze zencefil de olur. Toz zencefil de olur. Evet. Taze zencefil de rendeli. Ama belki korkmuştur daha keskin daha bir çok daha aroması keskin olduğu çok az olduğu koyması için. Lazım. İşte onda tatlı bir şeyle denk. Sence ne var içinde Kaan? Havuç kesinlikle var. Soğan var, patates var. Evet. Yani zencefil tozu koymuş, blenderdan geçirmiş gibi. İçinde ne olduğundan habersizler. Özellikle Melek Hanım tatlı olduğunu söylüyor. Soğandan olabilir mi diyor. Ne alaka? Zencefilli sebze çorbasını sevdim, güzeldi. Ben beğendim. Zencefilli sebze çorbasının tadını beğendim. İçinde hayal ettiğim gibi sebze parçaları yoktu. Tam hayal ettiğim gibiydi. Şimdi krep geliyor. Çok tartışılıyor bu krep. Ispanaklı krep. Evet. Bir börek olmasını tercih ederdim. Börek mi? Ay bıkmadık mı börekten yahu? Börekten, bu hafta üçüncü. Börekten, çok değişik börekler oluyor. Börekten bıkılır mı Zuhal Hanım? Lütfen. Yani ne bileyim bir hafta içerisinde üç kere de börek fazla olurdu sanki yemek yarışması. Evet. Normalde evet, yersin. Ama her gün de baklava börek de yenmez ayol. Ama çok değişik börekler de var. Ne börekler ne börekler var. Mesela kimse o Çin usulü sebzeli börekler ne kadar güzel olur mesela. Ondan yapmadı kimse ya. Ona böyle hafif de tatlı acı soslar falan yapıyorlar. Mesela kimse niye ondan yapmıyor? Onlar biraz daha tehlikeliye gidiyor çünkü. Biz Türk halkı olarak her zaman her şeye açık değiliz. Sebze ayol. Sebze olsun o zaman diyecekler ki hani neden bu tat? Neden bu? Tavuklu yapıyorsunuz, kıymalı yapıyorsunuz. Hayır neden bizim hani bildiğimiz bizim kültürümüze daha yakın demez denir yani bence. Bilir kişi konuştuk. Eğer anladığım şeyden bahsettiğiniz. Niye bilir kişi ama ben hala hemfikirim. Senin arası canı gerçekten sevmedim. Hatta sen ben pişmemiş o kadar olduğunu çok iddia üzerine, ettin ama 4 kişi 5 kişi hatta, burada pişmiş olduğunu okeydi. Doğrudur. Hatta sadece sen pişmemiş farkındaysanız hiçbiriniz hiçbir şey demeden bu çorba için güzel dedim. Güzele güzel demek lazımdır bir. Tabii. İkincisi o kadar çok o gün üstüme geldiniz ki o yüzden ben üzerindeki yufkanın aşırı yağlı olduğunu bile söylemedim sustum. Korkumdan artık o kadar üstüne geldiniz. Evet. Haftanın hepiniz neden dediniz diye. Gelemedi. Hayır, şu dün anda kendi gününüzü savdığınız için rahat konuşuyorsunuz sadece. Gerçekten mi? Keşke pazartesi yarışmış olsaydınız da ondan sonra düşük puan alıp her şeyi beğenseydiniz. Ya da bazen, güzel olan şeyleri güzel deseydiniz. Bazen insanlar hakkında atıp tutmak çok kolay oluyor değil mi? Evet sizin hafta gibi mesela. Beri yaptığınız benim hakkında gibi. Atıp tutuyorsunuz özür ya. Özür dilerim ben konuşuyorum zaten. Ay siz zaten. Ona fırsat veriyorsunuz. Hafta başından beri yaptığınız için. Hayır. Ben tekrar ediyorum.
yemeği beğenmedim diye üstüme geldiniz. Kişisel üste gelmekten demiyorum. Yanlış siz algılamayın. Yemeği beğenmeyip beğendiğiniz şeylere puan da vermediniz. Hayır, siz hiç bugün de bile. Hayır, siz hiç bugün de bile. Haftanın son günü yarışsaydınız bu çorba sizin için hiç olmamıştı. Ve buna bence herkes en fikir. Kesinlikle. Yani gerçekten olmadığını söyletebilmek için ısrarla Kaan Bey olmasın, olmadı, olmadı dedirtmek için uğraşıyor Ayşe Hanım'la şu anda. Beğendi. Herkes siz keşke cuma yarışsaydınız. Herkes kendine göre konuşur, bunu biliyorsunuz ben değil mi? Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum tamam zaten. Tamam işte kendine göre konuşuyorsun mesela ama bana Ayşe göre Hanım, değil. Mesela bir de siz mesela bütün hafta boyunca kimsenin hiçbir şeyini beğenmediniz ya. Beğenmedim, beğenmedim hani bizim dedim. Bizim beklentimizi yükselttiniz aslında, o yüzden hani ya kusura bakma ama siz %100, bak %100 diyorum haksızlık ya, yaptınız. Ya Ali Bey, hiç her şeyi zaten muhalefet oluyorsunuz. Hiç o konuya girmek bile istemiyorum. Ben bununla ilgili konuşmuyorum. Ya ben muhalefet olmuyorum. Hakkaniyetsizlikle zorluyorsunuz insanları. Hayır, hiçbir şekilde kimseye muhalefet olmuyorum. Ben Ayşe Hanım'ın sadece bütün hafta boyunca herkese eleştiri yaptı. Tuzlu, tuzsuz. Beğenmedim, beğenmedim. Yanlışsam söyleyin. Peki, dünkü puanlar dünkü ya da yorumlar bizi Ayşe'nin yaptığı yorumlara karşılık mıydı? Yoksa gerçekten beğenmediğiniz mi? Benim yorumlarıma karşılık. Ben beğenmedim. De İstemeden oldu. Ben çok özür dilerim. Sen beğenmedin, o da görüyoruz zaten. Gerçekten olmamıştı Zuhal Hanım. Olsa zaten biz puan çorbayı beğendik, beğendik dedik yani. Yani söylerdik. Olan şeyler de vardı, olmayan şeyler de vardı. Benim puanımı verirken açıklamamdaki gibi hafta başından beri beklenti çok yükseldi ve siz benim olmuş ve beğendiğiniz şeylere puan vermediniz. Siz bana 5 vermişken ben size 5 veremezdim. Benim damak tadım önce siz yarışsaydınız. Değilsiniz. Benim damak tadım hanımefendi, siz değilsiniz. Ben damak tadıma göre oy ben verdim. Ben size gene 5 verirdim ama siz bana 5 verince benim içimden size gelmiyor. Size tek pişmanlığım, size tek pişmanlığım 6 vermemektir. Onun sebebini de söyleyeyim. Evet. Ben öyle o mi? Gün de ama ben o gün de söyledim. Söylemediniz sonra böyle bir şey. Söylemediniz. Yok, hayır. Kendisine söyleme, kendini sana kime söylemedim. Kime söyledin? Sana söylemedim. Çekimde söyledim. Benim de tek pişmanlığım. Doğrudur. Benim de tek pişmanlığım 6 vermemektir ama 6'yı da neden? 6 neden vermemektir? Onu da söyleyeyim. Zuhal Hanım dedi ya ana yemeğe 2 puan diye. Ben tamamen o yüzden ekstra bir şey için değil, masanı beğendiğim için 1 puan verdim. Ama yani bu yaptım. Öyle değil mi zaten? Ana yemeğini sevdiğim için. Ayşe'cim restorana da gitsen en büyük parayı, en çok parayı neye ya verirsin? Zuhal Hanım. Ya bir çorbayla, bir salatayla aynı kefeye mi koyalım aynı da insanlar yemeği? Bazen farklı hani şey yapabiliyor, yanlışa düşebiliyor. Bu yanlış olabilir, hayatımızın her hepimiz noktasında. Hepimiz düşüyoruz canım. Tabii ki hayatımızın her ama noktasında bir pişmanlığın olduğunu geçerli bilmiyorduk. Onu yeni öğrendik. Yok vardı. Ha, ve ben biz hatta bilmiyorduk. Kendisine sonradan da söylemek istedim. Ancak hani konuşmamız yasak olduğu için konuşamayacağımı ama masada dile getirebilirdin. Ya keşke o gün 6 verseydim diye. Biz bunu çok iş işten, geçiyoruz. Masada iş işten geçmiştik. Mesela ben bu konuşmayı hiç olmasaydı söyleyecektim. Ben dün akşam mesela gerçekten ben de 5 vermediğim için üzüldüm. Ama söylediğim gibi bana o kadar düşük verince ve benim her şeyim olduğuna ben tepki emindim. Tepki puanı oldu. Yani 5 versem de ama hiçbir şey değişmeyeceği için ondan sonra kendini bu şekilde sahaya tatmin ettim. Bilemeyiz onu. Belki de çok şey değişir. Yok, ben ya tekrar bakın, ediyorum. Öyle bir durum oluyor ki bazen gerçekten bunu yaşıyoruz maalesef. Yani kötünün iyisi kazanıyor. Bütün hafta maalesef bütün yarışmacılar için işler ters gidiyor ya da yapamıyorlar. O hafta için bir tık bir adım önde olan kazanıyor veyahut çok iddialı yarışmacı oluyor. Bir anda eksik menü tepetaklak oluyor. Ben yani geliyor izledim. İnsanız biz gördüm, hepimiz. İzledim. Ben 4 dakika kala yetiştirdim. 2,5 saatimi bugün de mesela Pınar tam de saatinde az kalsın yetiştiremiyordu dedi. Doğru mu? Aynen. Bu menüyü. Yani arasında mesela 4 puan, 5 puan olan yarışmacılar birinci dediğiniz şey oldu. Acaba sizin için? Ya ben dün mutfakta nedir olduğum çok için söylüyorum. Benim normalde maksimum 1,5 saate yetiştirip üstüne kahve içip sonra uzanıp yatacağım menüydü dünkü menüm. O ıspanaklı krep mi? Dün de ben son dakika, oldu. Aynen son dakika yetiştim. Mutfak bambaşka bir şey. Aynen. Çünkü peki, hiçbirimiz daha önce kreplere hemen yönelin. Ben Ayşe Hanım'ı zaten hiçbir şekilde samimi bulmuyorum. Samimi bulmamanın sebeplerinden bir tanesi ise gidip de Kaan Bey'e 6 verecektim, 5 verdim. Zaten bana verdiği 5 de 5 değildi. Bütün her şeyi beğendiğini de söylemişti aralarda. Bana verdiği puandan pişman değil de neden Kaan Bey'e verdiği puandan pişman ben çok merak ediyorum açıkçası. Ayşe Hanım günü geçtiği için şu anda rahat rahat konuşabiliyor. Beni rakip olarak gördüğü için puanını kırdığını resmen artık itiraf etti. Ben hep söylemiştim o puanları hak etmedim diye. Samimi bulmuyorum açıkçası çünkü bu bir yarışma. Tamam herkes kazanmak istiyor, herkes 75 bin lira kazanmak istiyor. Ama bence hakkaniyetli olmak en hayırlısı herkes için. Buyurun bakın kreplerimize. Tabii porsiyonlama, görüntü, sunum da çok önemli tabaklama. Nasıl görünüyor donmuş krepler? Donmuş bir kaşar gözüküyor. Kesinlikle. Donmuş mu? Kaşarınız donmuş. Donmuş. Evet donmuş. Donmadı aslında. Donmuş. Ha donmuş. Evet. Ama bunu yani ısıtılmış fırından çıkardım şu an donmuş. Başına donmuş ne geldi krebi? Ve de seninki çekti mi krebin? Ben kendime torpilli davrandım.
Ha. Biraz küçük yaptım kendime. Torpilli değil, tam tersi. Evet, tam ters oluyor. Ispanakları taze alıp şey yapmışsın gibi ben bir hali var ıspanakların, evet. Değil mi? Kaç kere yıkadık? Bayağı bir yıkadım, izlersiniz zaten. Tamam. Ispanak önemli biliyorsunuz çünkü. Çok uğraştırıcı gerçekten. Evet, yarışmacılar genelde donmuş ya da hazır bu yıkananlardan alıyorlar, doğranmışlardan. Yoğun bir şekilde ıspanak var ve ıspanağın bastıran bir soğan kokusu var. Soğan var. Çok evet, fazla soğan var. Bir parçaları ben de almadım. İçine görürsün. Soğanla evet öldürdüm soğanla onları. Evet, biraz soğan keşke daha önce... Sanki ıspanağın önüne geçmiş o koku. Allah Allah. Onu evet. Ben de aldım. Biraz evet. Büyük parçalı kalmış. Şu an hayret ediyorum kendime. Bana öyle gelmedi ama bilmiyorum tabii sizin kendi damak zevkiniz. Hepimiz kendi damak zevkimize göre yemeklerimizi yapıyoruz o yüzden. İşte o da yanlış. Bu bir yarışma. Kendinize göre değil. Herkesin beğenebileceği şeyler yapmak zorunda. Standartı vardır yemeklerin. Bir oluru vardır, tekniği vardır, işçiliği vardır, pişirme dereceleri vardır, sunumu vardır, vardır Allah vardır. Bu öyle değil. Yani sen tuzsuz seviyorsundur, o acı sevmez, öbürü bilmem ne yemez. Ama şimdi burada yemek yarışması, başkalarına pişiriyorsunuz ve puan almaya çalışıyorsunuz. Öyle kararında, değil. Ayarında, kıvamında yapmak zorundasın. Standart bir ölçü, bir belli bir normu vardır her yemeğin. Yani onu... Ben normalde hiç atmam tuz dersin ama o şekilde yemeği getiremezsin. Yani ya da ne bileyim bol karabiberli yaparsın normalde basarsın ama burada yapamazsın. Her şey için geçerli bu, her yemek için yani. Evet. Garnitür için de geçerli, araya başlangıca da hepsi için geçerli kurallar. Aynen. Ama tabii öncelikle ara yemeğimiz... Bakalım nasıl tepkiler alacak? Ali seninle başlayalım. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ispanaklı krep ama soğan daha fazla. Yani soğanlar tamamen çok fazla olmuş. Aynı zamanda... Fazla mı olmuş? Yeterince fazla pişmemiş ol. Mi? Yani soğanlar büyük belki de yani öldürülmemiş olabilir. Ölmemiş. Mesela benim de böreğimin patatesinde soğan vardı ama hiç kimse tadını alamadı. Azdı hatta zaten. Söylediler. Sizin çok azdı. Ha, azdı. Evet. Tadını alamadılar. Yufkası ben, çok malzemesi azdı. Aynen. Yani ben baktığım zaman soğanlar yani zaten... Yedilir büyüklükte yani, doğramadım bir kere. Kuşbaşı denilecek. Ama araya bakarsan gözüküyor. Evet, gözüküyor. Soğanlar çok bariz. Bir de ben şeyi anlayamadım. Niye bu kadar çok fazla kaşar peynir? Benim damak tadıma... Bu şekilde uymuyor. Yani çok fazla kaşar ama peyniri koymuş. Ama bunun sunumu hep böyledir. Yani tamam, bunu ben yani kendim siz uydurmadım belki açıkçası. Kendiniz, bol kaşar hani, peynir. Ayşe Hanım'ın da dediği gibi damak tadınıza göre yapmış hayır, olursunuz. Ben kendime ama göre yapmadım. Benim damak tadıma uymuyor. Çok fazla kaşar. Ama dinlemiyorsunuz beni. Dinliyorum. Ben kendime göre yapmadım. Bu böyledir diyor. Yani, bu yani kadar bol kaşarlı böyle akar. Aynen bu şekilde. O zaman süresini... kaşarlı... ıspanaklı kaşarlı içi ıspanaklı ama zaten buna ekstra benim de soğanlı işte sarımsaklı bulgur pilavı gibi yani, belirtmem çok şimdi ya gereksiz da kınar olur. Usulü hayır. Krep. Hayır yani kesinlikle olur, kesinlikle da. Saçmalıyorsunuz. Evet, saçmalıyorsunuz. İçi ıspanaklı tamam hemfikiriz. Belirtmenize gerek yok. Soğanlı sarımsaklı bulgur pilavı gibi. Derken. Ancak üzerindeki kaşarı ekstradan kaşar dökeceğinizi ben bilemedim. Ben araştırdığımda da ıspanaklı var. Hayır yok demiyorum. Evet. Ben baktım da gelmeden önce ıspanaklı krep neyle karşılaşacağım sonuçta bilmiyorum. Tabii hepimiz evet, bakıyoruz. Baktığım zaman böyle bir şey beklemedim. Çünkü gördüğüm ıspanaklı krep diye girdiğinizde karşınıza çıkanların hiçbiri bunlar değil. Bazılarının içine koyuyorlar. Krebin evet. İçine ıspanak. Yeşil oluyor ya krep mesela. Aynen. Bambaşka şeyler aynen. Çıkıyor. Pınar'cığım senin gibi zarif bir kadına evet. Böyle yani krep yapıp ama çok şey kapatmış. Duruyor. Aynen, yani aynen. Yarım kilo kaşar atmışsın üstüne. Kalın. Öyle de değil aslında. Ama ne bu şimdi? Sen bunu yakıştırdın mı kendine ya da 75 davet dedi, davet deyip durmayın. Burası düğün programı değil. Biz sizi yemeğe çağırmadık toplayıp da. Bir davet veriyoruz. Buyurun katılır mısınız? İcabet eder misiniz? Bir bu bir yemek yarışması. Tabii ki hepimiz yemek sakin. Yarışmasında krep yapıyorsunuz. Zaten zor bir iş değil. Zaten zor bir yemek değil. Bir zahmet de şuna bir estetik. Bari ortadan ikiye böleydin. Bir krep formu yok ki. Evet. Kare bir kaşar kaplı bir şey geldi. Bu daha çok şey gibi. Yeşili bir görseydik. Ay ne kadar şey yani af buyur ama çok kaba yani. Özensiz ama. Evet. Çok özensiz. Çok sen ne diyeceksin Kaan? Yani aslında... Evet çok basit bir şey zaten. Çok basit bir şey ve çok basit bir şekilde servis etmiş. Fırından çıkmasına rağmen dediğim gibi kaşar. Peki kalınlığı pişmesi için harcının lezzeti. Krep çok ince de... yaptım aslında bakarsanız. Ama işte, altına, işte bu şekilde. Ama bu ne? Bak sana gel gerçekten göstereyim. Altında evet. Toplanmış ince. Onu gösterecektim. Bak tatlım bak yanlış haksız yorum yapmayalım diye söylüyorum. Altında toplandığı için altı çok kalın. Üstü ince olabilir. Ama altı kalın. Ben de işte bakın. Katlanma izlerinden. İşte katlandığı için meleğinki mesela öyle değil. Bir benimkine bak, bir meleğinkine bak.
Bak arada dağlar kadar fark. Kendine de bir kere aynı büyüklükte kalın. Zaten ben nerede anlamıştım biliyor musunuz Zuhal Hanım? Bana 4 puan verdi ya kendisi. Ben Türk mutfağı... Sen de oraya bağlayacağım. Yani nasıl zaten döndürüp... Zaten buradan çok belli oluyor. Gerçek anlamda yani bunu bile yani becerememişsiniz. Gerçekten yani alakasız yerlerden kendisi yani döndürüyorsunuz. Şimdi mesela dün Ayşe Hanım bu masada kendi yanlışlarını söyleyebildi. Siz niye kabul etmiyorsunuz? Ben yanlışlarımı kabul etmiyorum. Tamam siz de kabul edin. Hepimiz söyledik. Şu anda kendi siz yanlışınız yani krebi zaten hazır yani krep. Nasıl krep hazır? Yani. Krep kendi kendime oluyor. Bir anlamadım. Krep hazır olarak derken... bize zaten sunum olarak bir krep getiremediniz. Bunu kabul etmiyorsunuz. Hı. Bir de dönmüşsünüz bana yani benim yaptığım krep bu şekilde. Ben bu şekilde gördüm. Doğrusu bu şekilde yapılıyor. Oldu. Doğrusu böyle. Hı. Doğrusu sizin bildiğiniz gibi değil. Siz bizim daha önce krep yaptınız oluyor. Mı? Yaptım dedim size burada yani söyledim. Yani krebin ya. Sanki bakın, kendi kendine olduğunu hayır, söyler krep, gibi. Hayır krep derken, zaten bir kere krebin bir kere içi yeşil değil. Krep bizim masamıza nasıl? Bizim tabağımıza geldiği zaman dışıyla beraber yeşil olması kesin. Gerekiyor. Ya hepimizin yanlış mı düşünüyorum? Pınar şimdi hala kabul etmiyorum. Karşılık sizin krep onun içinde ıspanak bekledik. Krebin içinde ıspanak bekledik. Aynen öyle. Şöyle demediniz. Çok özür dilerim kesiyorum. Şöyle demediniz. Krep içinde ıspanak dolgulu krep ya da hani bu tarz hani demek yok. Canım ıspanaklı ya. Krep deyince içinde olacak konusunda en fikiriz ama dışından da bir yani kendini göstermiyor. Yani kaşarlı krep gibi. Aynen. Yani ıspanak da işte yeteri kadar yok. Bu şey içinde sürpriz. Evet büyük sürpriz. Yani büyük böyle ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim krebi kesiyorum kesiyorum. Çok da parçalamak istemiyorum. Bak da nereye ispanak kadar geldim ıspanak yok. Bu tarafta. En şey size geldi. Ha sol tarafta mıydı pardon. Melek seni de dinleyeyim son olarak. Siz ıspanaksız tarafı kesiniz. Evet. Evet canım. Zaten ben yine beğenmedim. Sen ön yargıyla beğenmedin. Hayır beğenmedim. Niye beğenmedim? Çünkü niye gerçekten ağzıma soğan tadı geldi. Ya bırakın zaten, Allah aşkınızda. Hayır soğan çok yoğun geldi bana. Beğenmedim. Beğenmek zorunda değilim. Beğenmedim. Tabii elinize ki sağlık. Ama. Elinize sağlık ama beğenmedim. Damak tadım uymadı. Beğenmedim. Tamam aslında bunu soğan sevindim. Soğan çok yoğun geldi bana. Tamam. Zaten krep kalın. Melek Hanım ön yargıyla ilerlemeyelim. Ben ön yargılı değilim yalnız. Bu lütfen yani. Bana yürüme. Bana yürüme. Ön yargılı. Bana yürüme. Bana da aynısını yaptınız. Durup durup lütfen bana yürüme. Yürümüyorum oturuyorum bak. Bana yürüme durup durup. Oturuyorum farkında mısın? Yürümüyorum aslında. Mecazen yapma. Mecazen de yürümem ben ona. İşte benim de prim yapıyorsun şu an ama yapma ya bence. Ya prim yapacak ne işim var benim ya? İhtiyacım vardır belki prim yapmaya. Yani aslına bakarsanız siz mayonez yerine renk sos almış kişisiniz yahu. Yani evet, siz neyi konuşuyorsunuz ki? Bunu ama bunu kabul ediyorum. Evet, hala ediyorum. Bir ataktasınız ben, da yani. Yalnız ben hiçbir şeye reddetmedim. Ben bunu kabul ediyorum. Evet, mayonez yerine renk sos almışım. Olabilir. Sonra da size hali, söylenince heyecanla, heyecanla uğramış olabilirim. Heyecan yapmış olabilirim. Ki karşımda gürbüz vardı. Heyecan yaptım. Öyle oldu. Yine iş gürbüze bağlandı. Evet. Hepimiz heyecanlandık. Kimse burada yani, kamera karşısında yemek yapmadı. Kamera karşısında alışveriş yapmadı. Aynen. İlk defa böyle hepimizin bir yere tattığı bir heyecan bu. O heyecan şeyini payını ekliyoruz biz zaten. Ona göre düşünüyoruz. Ben de ona göre değerlendiriyorum. Yani ben de senin kamera heyecanı. Ben 2 saatte yaptım. 2 saatte yapmıştım. 2 saat, 2,5 saatte zor yetiştirdim. Aynen, aynen. Ben de evde çünkü çok rahattım. Buraya geldiğim zaman oluyor. Çok peki, daha farklı oldu. Peki, efendim Melek. Ben bir... Ha oynayacaktı onu ha. Ayşe Hanım için bir oynasam da oynasın de. Da istiyor. Ayşe Hanım için bir oynasam mı? Ayşe Hanım için bize yok mu? Niye Ayşe Hanım için oynasın? Ayşe Hanım beni çok seviyor ya o yüzden onun için oynamak istiyor. Ya burada sevgi ya da farklı bir şey konuşulmuyor Melek Hanım Allah için. Şimdi birazcık hani daha hep hani... Hep biliyorsunuz ya. Hayır, espri yapıyor ama, herhalde. Ha, konu ama şu. Farkındaysanız bizim burada oturmamız, bizim burada bulunmamız zaten yediğimiz yemeklerle ilgili eleştiri yapmak ve kendi tarafımızdan bakıp diğer tarafın eğer bize mantıklı gelmiyorsa bunun açıklamasını yapmak. Ben şahsi olarak, kişisel olarak sizinle zaten tanışmıyorum ki sizi seveyim ya da sevmeyeyim. Ama böyle bir şey ilk gün, ama ilk günden olamaz. Beri hep benimle uğraşıyorsunuz. Bir yıldızımız barışmadı. Evet, ilk ama günden beri fikirlerimiz yemek konusunda, damak tadı konusunda fikirlerimiz olabilir, çatışıyor. Olabilir fikir ayetleri yatışıyor. Ama ya, tabii yani kimse kimseyle ben, anlaşacak. Bir saniye dur dur. Gürbüz ayağa kalktı. Ne oldu? Heyecanlandı. Gürbüzcüğün oynayacağım mı? Hadi aç gürbüzcüğün oynasın. Çok istedi madem. Teşekkürler.
Evet, bir oryantal dans ile melek gözümüz, gönlümüz şenlendi. Teşekkür ederiz. İçinden geldi yarışmacımızın. Hani bir anda ekranlarını açan seyirci demiş hayırdır diye. Kendi istiyor. Kaç gündür söylüyor. Günlerden oldu cuma. Kendi gününde oynayacaktı. Hevesi kaçtı. Kendi gününde oynayamadım, evet. Dün acıdan yandı. Efendime söyleyeyim. Kısmet ağladı. Bugüneymiş. Ağladı zirve, zirve acılardan. Zirve acılar. Pek yakında müzik marketlerde. Acı hepimizi yakar. Boş ver. Gerçekten tam bir şovcu kendisi. En güzel neyi yapıyorsun Melek yemek? Ha, yemek olarak mı? Normalde. Normalde yemek benim olunca. Pilavım meşhurdur, fasulyem var. Sahte balık. Pardon? Sahte balığı güzel yapıyorsun. Sahte balık ne ya? Ha, balık patlıcanı diyorsun. Evet. Balık patlıcanı beğendiyse neden üç verdi sorar mısın? Neden üç verdi? Evet, güzeldi madem. Hayır, beğenmediğim için yani en iyisi bile onu... Ama siz bana haksızlık yaptınız, bunu unutmadım. Yok, kesinlikle yapmam. Kalbime çok yani kalbime kırdı. Evet, zaten... Dört veremez miydiniz çok en azından? Bir emeğidir ya. Şöyle söyleyeyim zaten. Gerçekten çok kalbim. Bu programda üç puan vermek aslında benim için bir riskti. Bakın, diskalifiye olma riskini ben aldım. Doğru. Ama söylüyorum, yine ama söylüyorum. Ama hepimiz genel olarak olmadığında hemfikirdik, o durumda bir şey diyemeyiz biz de. Aynen öyle. Biz de bir şey diyemeyiz. Kimse olmadığını söylediği için ben 3 puanımı kanıtlamış oldum. Evet. De 4 işte olmaz mıydı? 1 puancık yani, hiçbiri, yani emek. Çorba emek. Da suydu. Emek derken masası zaten buradan. Ama sonuçta gitti başarış yaptım, koşturdu mesela buradan. Ama hepsini biz yapıyoruz. Ben zaten onların hepsini biz yapıyoruz. Bakın siz kadınsınız. Teşekkür ederim. Ve çocuğunuz var. Teşekkür Allah ederim. Bağışlasın. Allah razı olsun. Burada 3 tane bayan yarıştı. Hepiniz de çoluklu çocuk. Beni, ben kadınlar diye yapmak zorunda. Hayır hayır değil. Ama ben sabah işe gidiyorum, akşam eve geliyorum. Benim eşim benim yemeğimi hazırlıyor. Ne yapalım? Ben onlardan daha iyi menü çıkarttım. O zaman katılmasaydın. Oraya bağlayacaktır. Evet yani. Bak Kaan Bey için söylemiyorum. Ben onlardan hep daha iyi menü çıkarttım. Hep meşhur şeflerde erkeklerden çıkıyor ama öyle yani. Bir durum var. Niye ama bilmiyorum. Ama işte bence olmaması gerekiyordu. Şimdi nasıl savunmasını yapabiliyor? Olmuş demek ki. Heyecandır bir şeydir. Olmuş demek. Zaten ben geldiğimden beri söylüyorum şov yapıyor. Ya ben şimdi siz Kaan Ali Bey ne şovunu yapacağım? Lütfen şov şov şov. Yaptınız işte demin. Demin oynadım. Ayşe'nin için oynadım. Ha, teşekkür ederim. Şimdi normalde siz Kaan'ın genel olarak adamın yemekleri lezzetli. O şambaliyi yakıştırdınız mı? Şimdi normalde bence kesinlikle öyle yapmıyorsundur. Ya da Ayşe bilmem niye öyle yapmıyor. Ya da sen balığı öyle yapmıyorsun. Onu da eleştirdim. Atıyorum. Evet. Yani mutlaka ki herkesin burada heyecandan bir şeyleri aksi gidiyor. Ya da eli ayağına dolaşıyor. Süreyi mi iyi kullanamıyor? Kamera heyecan bir şeyler. Yani normalde o şambali öyle olmaz. Olmaz yani olmaz. Sen yaptığında. Kek gibi olmuştu. Tatlı bir yani şey o da olmuş. Belki de o çorbayı öyle yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Hepiniz için geçerli bu. Ama şimdiki yemeğimiz gondol köfte. Ne güldük? Çok merak ediyorum acaba. Ne güldük? Güldürük. Gondola binip gideceğiz işte belli. Son gün diye gondol köfte yapmış bizi gönderiyor. Kayıklara binip diyorsun gondol. Ben bir şey sorabilir miyim? Bir de köfte Pınar yani. Hanım'a. Ne soracaksın sorunca. Pınar sana soru geliyor Pınar Melek'ten. Pınar Hanım bir şey merak ettim. Bu yaptığınız köfte Amerika'nın yoksa Venedik gondolu mu? Aa, Venedik gondolu. Şimdi ben sizden beklentim çok yüksekti. Hani Amerika'da yaşadınız ya. Ben dedim ki Pınar Hanım bize gerçekten böyle harbiden böyle hamburgerler falan böyle bir şeyler yapacak dedim ama. Ben size ilk gün söyledim. Türkiye'ye gelmedik ama. Ama şimdi var. Amerika'da yaşadığı için Amerika'nın yemeklerinden hani. Ama yaşamış da kadının gırtlağı da bir tek orada yaşamamış. Hem burada hem orada. Benim beklentim daha yüksekti. Ne istiyorsa her şeyi yemiş yani. Daha yüksekti. Her damak tadı da hepimiz bak en başından beri onu savunuyorum. Herkes en güzel yaptığını düşündüğü şeyi Amerika'nın kendine ait bir mutfağı da yok. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Fast food ya. Bunu yapsın. Kapatabilir gerçi o da ayrı da. Neden boş konuşuyorlar ya? Ben seninle konuşuyorum. Sizin söylediğiniz şeye karşı fikrimi sunuyorum. Hayır resmen işte ben boş. Ben Pınar'ımı savunsaydım. Ben Pınar Hanım'ı savunmuş olsaydım az evvel krebi içinde savunurdum. Ama savunulacak tarafı savunursun, savunulmayacak tarafı savunmazsın. Birazcık hakkaniyet gibi bir şey vardır. Size sormadım. Sizin bana dün yapmadığınız hakkaniyeti ben haftanın başından beri hepinize derken yaptığıma inanıyorum. Şu anda Pınar Hanım'a yapıyorum. Aynı hayır, şeyi. Alakası yok. Ben bana hakkaniyet davranmamı ya Melek Hanım siz neden herkesten nefret ediyorsunuz? Ben! Hayattan nefret ediyorum. Evet, ben herkesi seviyorum. Öyle nefret etsin nasıl bir sevgi bu ya? Olmazdım lütfen yani. Yok, gerçekten bana hakkaniyet ediyorsunuz. Demin söylediğiniz pişman oldum. Ama şu sebepten onu da söylüyorum. Size 6 puan vermedi mi? Şu yönden pişman oldum. Zuhal Hanım bana ne dedi? Ana yemek 2 puanlıktır dedi. Ben onu o taraftan bakmadım. Ama ben sizin masanızı. O gün onu puanı verirken aynı şeyi söyledi. Onu savundurdum. Ama bitti. Ama bitti sonra. Şey bitti. Ay şu hani saçmaydı. Masaya 1 puan, ana yemeğe 1 evet, puan. Evet. Kesinlikle orada Zuhal Hanım'a hak verdi. Bari deseydin ki. Benim fikrim. 2 puan verdim yemeğine 5.
Tamam. Ha şimdi masaya ben... bir ana yemeğe nasıl bir oluyor canım kesin, güzelim ana yemeği? Cunda mezemi beğenmişti. Ondan sonra ya, unuttum. Ya beğenmemiştim ama İçinde kimyon var. Ya, bir şey söyleyebilir miyim? Yanarım şuna yanarım. Hani bazen gerçekten bir beğendi ya da yatak bir şey yapıyorlar olmuyor. Ya da eti o kremalı ya yakıyor ya çiğ kalıyor. Yani adam evet çok zor bir yemek mi? Değil. Kendi içerisinde zorlukları var mı? Var her yemek kadar. Ama sonuçta söylediği şeyi bize çok güzel bir şekilde getirdi. Evet, ben de hepimiz de parmaklarımızı söyledim. Yiyerek yedik o ana yemeği. Evet, eşimin de tattı. Beğendisi de pirzo. Ama neden puan alamadı? Ya iki tane beşi biz hiç o ana yemekte görmemeydik. Sırf ana yemek çünkü iki puanlıktı. Onu söylemeye ama çalışıyorum. Ama tekrar ediyorum Zuhal Hanım gerçekten. Hayır sadece sen değil. Ali de aynı şey yaptı. Ben ama açıklamasını yaptım. Ana yemeğin dışında hiç mi bir puan edecek hiçbir yemeği yani yoktu? Ben o mezelerin hiç mi biri bir puan bile etmezdi? Evet, ben mezelerini arası cihazımdaki olur köftem. Hiç beğenmedin mi? Antep fıstıklı köftemi hiç mi beğenmedin? Ben masada da söyledim. Peyniri çok fazla beş bir tabakta kullandım. Beş verdiniz çıktınız işin içine ana yemeği. Bir sürü yemeği çünkü var. Çünkü rakip gördüler. Dediler ben, ki ben aynen öyle. Ben size söyleyeyim. Olmayan bariz bir yemeği varsa o da tatlısıydı. Tatlıydı. Hiçbir zaten şekilde kabul ettim. Hiçbir tarafı olmamıştı. Puan beklerken dedim tatlım olmadı 9'dan başlarlar. En kötü 8 alırım. Çünkü masaya oturdular. Hepsi dediği masa çok güzel. Bak bazen bazı tatları yapıyor. Altını yapıyor üstünü yapamıyor. Şerbetinde bir şey oluyor. İşte sosu. Hadi gene yarım buçuk bir şey alıyor. Orada hiç puan alacak bir tarafı yoktu o şambayının. Bak çok rahat söylüyor. Kusura bakma. Burada. Yoktu yani. Ne şerbeti ne keki bana göre olmamıştı. Ne oldu Pınar? Ne oldu? Bir şey mi oradan oldu? Oradan bana Melek Hanım sesleniyor da. Sizi özledim. Neredesiniz? Yani siz konuşuyorsunuz ama o benle ilgili hala yani çok anlamıyorum. Kaç dakika oldu Gürbüzcan? 6. dakikadayız. 6. dakikadayız. Henüz daha vakti var. Salatan neydi şu an karıştırdığın? File bademli roka salatası. File bademli roka salatası. Yanında bir şeyin daha vardı. Şehriyeli pilav. Şehriyeli ve pilav. Ve gondol köfte. Evet, nasıl ana yemek seçimi Ali? Yani şey, salatanın bademini acaba kavurdunuz mu yoksa o... File badem kavrulmaz. File badem. Yani neye takacağınızı hakikaten şaşırıyorsunuz yahu. Ben sadece ya merak ettiğim için sordum. Bu sormak ya değil ki. Soru şey olabilir, gondolun içindeki garnitürü siz mi yaptınız, hazır garnitürü? Şaka ben gibisiniz gerçekten. Ya da garnitür var mı? Yani umarız garnitürleri vardır. Yani ben size soruyor muyum, balığı siz mi tuttunuz diye? Evet, ben balığa çıkıyorum boş zamanlarımda. Rica ederim. Balığı tutanı söylemişti Ali Bey ama. Evet. Onu reklamını yapmıştı. Hilmi miydi? Ooo siz de iyi ezberlemişsiniz. Lütfen, lütfen. Tabii, siz beni takip ediyorsanız ben de sizi evet. Yakından... Yok ben takip lütfen. Etmiyorum. Ben de sizi sadece çok iyi dinliyorum. Sadece bakıyorum. Neden? Çünkü sizinle yarışıyorum. Rakibimsiniz. Pınar'ı da inceledin mi? Çok teşekkür ederim. Melike bak gördüğünüz için. Pınar'ı takip ettin mi? Yok Pınar Hanım'a bakmadım. Çünkü kendisi ilk geldiği gün zaten şov yapmaya başladığı için anlamıştım ben Melek Hanım'ı. Ben şov meraklısı olsaydım sizin erişebileceğiniz yerde olurdu. Dinlemeden yorum yapıyorsunuz. Ben dedim ki ona bakmamdaki olsaydım, sebep dedim yine başlıyorum. Ona bakmamdaki sebep geldiğinden beri şov yapıyordu dedim. Sebebi yine açarken, dinlemediniz. Hayır ama bana hayır başka demedim. Bir şey söylediniz. Şu an gerçekten şoke oldum yani. Devamlı aynı şeyi söylüyorsunuz. Siz salatalarınızdan tadın. Dadoğa bakın. Gerçekten Ali Bey beni çıldırtıyor. Oo bu ne ekşilik ya. Oo Pınar Hanım bu ne? Eyvah eyvah. Bu ne? Ayşe Hanım'ın çorbası gibi olmuş. Biraz limonu fazla. Titretti. Biraz değil, biraz mı? Hayır, titretti. Vallahi epey titretti. Fazla. Pınar Hanım bir şey soracağım. Siz gerçekten yemek yapıyor musunuz? Yapmıyorum. İlk kez yaptım. Sizin bence gibi. Bence ilk kez yaptıysanız bile geldi bana. Bu nasıl bir ekşilik, nasıl bir tuz böyle? Oo. Çok saf. Rokanın çok sapı var. Ya. O zirve ekşilik olsun dedi. Evet, zirve ekşi. Gerçekten zirve ekşi. Evet. Bu hafta zirvelerdeyiz. Evet, bu programdayız. 2024 ilk haftası. Bu programda zirveyi gördük. Ali, gel Ali gel. Ne kadar limon tuz koydu şu an buna Pınar Hanım? 1,5 limon diyor cevap. Of. Yaklaşık. Az olmuş. Getir biraz daha limon sıkalım. Bu salataya 1,5 gerçekten limon, çok fazla. Yüzünden anafilaktik şoka girebiliriz. Gerçekten mi? 1,5 limon sıkalım. Gerçekten 1,5 ısırırsın bak. Ya yaptın mı bunu? Yapmışım. Farkında değilim. Şu an yapmış. Bir şey soracağım. Tuz? Zaten siz çok fazla domates saf. Yediniz mi? Yani bu kadar saf olmaması gerekiyor. Yemek yok. Yemediniz mi? Kabuklu ya. Buyurun. Şey yap. Aa doğru teşekkürler. Siz doğru kabuklu. Aman dikkat edin. Abartısı ediyorum, ediyorum. Yakışabilir mi? Ediyorum, ediyorum. Pankreasa gider. Abartan dalak böbrek ilerleyi verir valla. Yok yemedim zaten. Cihan şey ya. Sana sorayım gene. Tuz ne kadar attı? Poşetten döktün herhalde tuzu da. Çok mu tuzlu olmuş? Sen gel bir evet, tat da. Çok tuzlu benim ama. Neyse biz şey yapalım. Benim tabağım niye kirli? Neresi sana kirli? Burası böyle daha olmuş şekilde. Bir göster yarışmacımıza kirli mi? Şurası şöyle.
Etim böyle sanki kaymış, tabağım yağ kalmış. Gondol ya, o yüzden. Hayır, sizinki de geziyordur belki tabakta. Bende yok, var. Yok, gondol olduğu sizde için. Sizde yok, bende var. Değiştirmemi isterseniz var. Değiştirebilirim. Üzdü bu beni. Bizi de. Bizi de üzdü bir miktar. Üzdü ve böyle büzdü. Büzdük, büzüştük, kaldık böyle limondan. Ben varsa bir tane soda alabilirim. Tamam. Ben de bir soda alabilirim. Ben de alabilirim. Tamam. Birazcık içimiz yandı. Eğer iki tane aldıysan önce bana ver. Onlar içmesin. Limonlu sodanız var mı acaba? Önce yarışmacılara ver. Neyi? Limonlu sodanız var mı acaba? Şu salatadan biraz sodanın içine şey dört. Değil mi? Ama fazla koyma. Bu sefer. Ah Pınar'ım, ah Pınar'cığım. Sizin bardağınız? Burada canım, teşekkür ederim. Şehriyeli, olsun. Arpe şehriyeli, eline sağlık pilav. Pilavdan da yiyin. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavlar, pilav tamamen diri. Pişmemiş, evet, çok diri. Pilavı pişirdin mi Pınar? Pişirdim. Diri. Nasıl diri? Diri. Pınar Hanım, gerçekten yemek yapmayı biliyor musunuz? Bugün final biliyordum. Bence bilmiyorsunuz, gerçekten bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz yani. Yapmayın Allah aşkına. Gerçekten olmamış. Gerçekten pilav diri. Olmamış. Diri değil, çiğ. Önce yarışmacı söylediği için sordun. Yani ne kadar pişirdin? Pilav tamamen çiğ. Pişme süresi bellidir ya. Bellidir, evet. Gelin dadın çiğ. Kufteden yediniz mi gondol kufteden? Yedim. Köftenin ağır kuru kokusu mu var başlangıçta ama yiyince öyle değil. Sanki köfte bilmiyorum. Bana çok kuru geldi. Evet, köfte hani çok... bazen köfte içinde suyunu tutar ya. Gelmedi bu bana canım. Suyunu tutmamış ve karabiberi ciddi çok yoğun fazla geldi mı bana. Evet. Şimdi evet, kuru. Bir Ayşe devam etsin. Teker teker hem pilavı hem salatı hem de şeyi anlat Ayşe'cim. Karabiberi ciddi yoğun geldi dediğim gibi. Hani yediğin zaman böyle keyifli, böyle hafif ıslak bir köfte yemiyorsun. Böyle cık cık olur ya, et gibi böyle. Sanki ben bütün et yiyorum böyle, tam pişmemiş bir et yiyor gibiyim böyle. O sertliği hissettim. Sebzelerinin güzel haşlanmış, güzel pişmiş bir şey. Hazır değil mi garnitürleri? Sorup durdular çünkü. Ama yani bezelye donmuştur büyük ihtimalle. Onu birazdan nereden bulacağım? Aynen, ama hazır garnitür alıp da haşlamamış. Peki. Pilavın gerçekten diri ve tuzlu. Bir tat sen de tat. Ben bakayım. Tuzunu bilemeyeceğim de diriliği konusunda haşlanmış. Salata. Salata kendi başına hükümdarlığını kurmuş. Limonlar içerisinde şeyi, aynen. Çeri domatesin de şeyi var. Yok, hani ben onu çok takmadım. Yok, var ama hani söyleme gereği çok... bile aynen söyleme gereği bile duymadım. Kenara çektim ama ciddi ekşi. Ekşi ve tuzlu. Tuzlu aynen. Peki Ali, seninle devam edelim. Yani ben zaten direkt bıraktım. Yani tattı mı salatandan? Tattım, bana niye öyle geldi? Bir garipsedim yani. Belki sizin evet damak tadınıza gelir. Bir de şu dibinden alsana. Ortada mı soslayayım? Tam mı karıştıramadın mı acaba? Bana öyle niye gelmedi? Bir kere bir dibinden al. Aşırı tuzlu ve ekşi. Aşırı. Ayşe'nin öyle gibi, böyle değil. Ayşe'nin gibi ekşi. Almamız lan ağzımız. Sizin gibi çok ekşi o da salatada. Ya ben tatlıyım da siz bunu göremeyecek kadar kısa hayatımda olacaksınız. Lütfen tatlı olan benim hakkımı yedirmem. Bakın, benim arkadaşlarım ve çevremdeki herkesin bana tek söylediği şey bu neşeni, bu tatlılığını nasıl koruyabiliyorsun? Bunu neden bana gördük? Şey, bunu neden biz göremedik? Göstermek zorunda mı? Çünkü ben burada yarıştayım. Ve ben burada yarıştayım. Herkesin her yolunu göremeyiz. Burada başka bir duruşunuz var, rekabet var. Aynen. Herkes. Ve ben burada yarıştayım dediği gibi Zuhal Hanım da, rekabetliysen benim için burada yalnızca kazanmamı gerektirecek bir rakipsin. Başka hiçbir şey değil. Kazanmanı peki gerektirecek derken? Yani hani ben burada kazanmak istiyorsam hepinizle rakip olarak görmeliyim. Rekabet o yüzden var. Tabii ki. O yüzden yani de bir çizgimi koymalıyım. Ben araya gireceğim ama siz gir sürekli efendim herkese sarıyorsunuz ya. Siz evet kendi malzemenizi yanlış alan kişisiniz ya. Yani, niye devamlı buradan yürüyorsun? Ama çok merak yani ettim. Bundan işte, yürünmemek, bana yürüyecek başka bir şeyin olmadığı için devamlı hep buradan yürüyorsun. Çünkü yürüyecek bir şeyin benim yanında. Ama ben sadece yemekle ilgili olan kısmından daha lükstü. Yürüyecek çok şey var. Daha evet. Yani isterken daha fazla seçeneğim. Ya neyin sizden seçeneğin fazlaydı? Nasıl yani? Ya sen öyle yiyecek bir şey getirseydin de seçeneğin az olsaydı. Evet. Hepimiz yemedik. Ali'nin yarım kaldı yorumu. Eti nasıl köftesi? Köftesi kuru olmuş. Zaten gösterebilirim bu şekilde. Kuru bir köfte geldi. Pilavı da diri olmuş. Salatası keza aynı şekilde ekşi ve tuzlu.
O yüzden beğendim. Sana hala gelmedi mi ekşi ben beton? Ben sevdim vallahi ya. Peki, çok güzel olmuş. Pilav dilimi. Yüzümüz afiyet olsun. Yüzümüzü söylemiyor. Oh, pilav için bir şey söylüyorum. 1,5 limon sıkmışsın ya. Bir tık evet şey olmuş. bir tık. Pınar biliyor musun? Bayağı. Ben bu masada Kaan Bey hani aşçı sıfatıyla oturmasına rağmen içten içe hiç söylemediğim tek bir şey vardı. O da seni kendime rakip görmekti ama değilmiş. Ve dürüstçesi ben bugün senden çorbayla başladığım anda evet, çok da dedim, güzel bir başlangıç evet, yaptım. Evet dedim ki tamam evet. Dedim. Oldu. Dedim evet. Dedim içimden ben yani de yalana çorbayla gerek yok. Çorbayla ben de dedim. Aynen. Peki. Yani belki belli azizliklere uğrayabiliyor. Öyle mi? Neyin azizliği? Gibi. Yani kurutulmuş köfte. Kurutulmuş. Kurutulmuş dediniz. Kurutulmuş buydu. Fırın kuruttu köfteyi. Pilavı kim pişiremedi? Ocak. Ocağın azizliği. Bravo. Salataya kim limon sıktı? Limon. Bence narenciye. Sence zaten ya. Kabul etmiyor. 1,5 limon diyor adam orada. Daha açıklamaya gerek var mı sence? Tuzu da herhalde paketten döktün. Aynen. Yok Zuhal Hanım gerçekten o kadar çok dökmedim. Vallahi seyredeceğim o kısmı ama 1,5 limon zaten. Bilemedim. Şuna yarım limon bile yeter. Hatta yarımdan da az. Az çünkü salatan az bir de. Miktarı da az. Evet Melek. Elinize sağlık. Ama pilav olmamış, köfte de gerçekten kuru. Salatayı zaten söylemiyorum bile. Zaten salatada, beğenseniz bak, salata şaşardım. Zaten dedim ya Ayşe Hanım gibi ekşi olmuş. Teşekkür ederim. Ayşe Hanım gibi ekşi mi olmuş? Evet. Ay illa birini dahil edeceksiniz. Evet değil mi? Gerçekten. Niye gene Ayşe'ye taş atılıyor? Lütfen. Birini dahil etmenize de ben gerçekten bayılıyorum yani. Ne meyvesi? Meyve veren ağaç taşlanır. Artık hangi meyveyi özdeşleştiriyorsa. Ben sanmıyorum. Üzüm olur iki gözüm. Peki Kaan sende umutlar. Elinize sağlık. Roka salatası çok saplarını koymuşsun. Bence Roka'nın sapları bu kadar olmamalı içinde. İşte limonu zaten burada gözüküyor. Çok aşırı olmuş. Köfte kuru, o zaten fırında olduğu için kuruması normal. Ben köftenin lezzetini beğendim ama pilav hiç pişmemiş. Pilav mı sana göre? Hiç değil ama yani hani bir tık daha pişebilir. Bir tık mı? Çok, çok 5 tık diyelim biz ona. Gerçekten mi? Evet. Tıkır tıkır. Allah Allah. Yani. Sana öyle gelmemesi de enteresan. Bak buna en çok şaşırıyorum. Birinci ıslattım. Ben çok beğendim. Birinci ıslattınız mı? Bunu... Lapa yapmak daha kolay. Daha kolay mesela lapa yapmak tutturamamak ama bu kadar dizi bırakmaya tatsaydın demlenirken biraz daha su koyup hemen biraz daha tıkırdatabilirdin. Aynen aynen. Aynen. Zamansızlık da buna dair. Hem zamansızlık hem fırın hem ocak. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hayırlı işler, bol gülüşler. Lütfen Gürbüz'e su çatmayalım. Şimdi Gürbüz'e suçlanmasın. Gürbüz normal kafa karıştırıyor ya. Teşekkürler. Gürbüz'cüğü ne yapıyor? Lütfen ama Gürbüz'e laf atıyorlar. Herkesi karıştırıyor. O niye yaptı o zaman? Lütfen Gürbüz'ü. O hiç yapamadı. Mesela diyorum Kaan'ı diyorum. Sizin haftadan örnek vereyim tek, o zaman. Tamam o zaman tekrar herkesin söyleyeyim. Yanında Gürbüz var, herkesin yanında kamera var, herkesin 2,5 saati var, herkes aynı fırını kullanıyor. Aynı bazen yarıştık. Kendi aynı şartlarda. Yani bazen de hatalarımızı kabul etmek lazım. Hayatta da, yarışmada da. Tıpkı senin dün, evet işte bilmem neyi tuzlu yapmışım, onun evet şambeliği yapamamışım, evet yanlış şey almışım, evet balığa bilmem ne yapmışım gibi gibi. Yani kabul fakat edemezsin. Burada... Ay çok yani keşke tadabilseniz sevgili izleyenler. Bayağı ağzıma limon sıksam bu kadar ekşi kalır. Bana güzel geldi diyor. Pilav diri diyor herkese ama bana diyor bir tık diyor. Köfte kuru olduğunu kabul ediyor musun ya da kalın olduğunu? Yani köfteyi iyice pişsin diye iki kez fırınladım öyle söyleyeyim. O kurutu zaten diyor. Yani ilkinde fırınladım. Normal ilkinde biraz fazla tutmuş. Evet. Bir de çok kalın tutmuş. Aynen. O da içi pişsin diye biraz İçi pişsin diye çünkü aynen. Kalın tutmuşsun köfteyi. Gondol formu da yok. Gondol evet. Gibi. Daha ince yapacaktın, ortasına uyacaktın. 6-7 dakika pişecektin. Malzemesi de üstüne şapka takmış gibi afmıyor yani gondol. Ama haklı fırın kuruttu. Yani hayır ben birinci olamasam Melek Hanım'ın ne faydası var bunun? Ona ne? Neden benden bu kadar nefret ediyor? Neden bana bu kadar takıntılı ben anlamış değilim. Kimi tutuyor bilmiyorum ben. Kimi tutuyor çok merak ediyorum açıkçası. Bu fırında hindiler pişti kocaman 6 kiloluk. Pirzolayı ben fırında pişirdim. Pirzolalar pişti. Kaburga dolmaları pişti. Kaz pişti. Kaz. Kars'tan gelen kaz pişti. Seyredeceksiniz. Artı kuzu incikler pişti, artı bütün kuzu sırtlar, kollar pişti, ıstakoz pişti kocaman. Aynen öyle. Daha da fırınımıza da yazık yahu. Evet, yazık, fırın da alınır. Niye sos yapmadın Pınar'cığım? Ya sosum yetişmedi biliyor musunuz? Bir saniye. Sosun ne oldu? Yani sosu yapsam mı yapmasam mı kararsızlığı yaşadım açıkçası. Sosu yapsaydın alttaki o buharı işte köfteyi biraz daha nemli tutacaktı. Nemli tutacaktı onun sosunun olmasının sebebi bu. Türk köftelerde bir de
lezzet de katar, yumuşatır da eti, içine de çekerdi. Benim ara sıcaklıkta yaptığım köfte de mesela sos onun tadını bambaşka bir yere getiriyor. Neyse. Vallahi Pınar Hanım yemek yapmayı gerçekten bilmiyorsunuz. Keşke krebin üstüne siz de alışveriş yapmayı bilmiyorsunuz. Bak ben en azından alışveriş yapmayı bilmiyorum. Sizin yani gibi yemek siz yapmayı bilmiyor Kemal değilim. Kemal Paşa'yı alıp haşlayıp onu bile beceremeyen kişisiniz ya. Hoşafı yani tatlı diye koymadım, kusura bakmayın. Bazıları hoşafı tatlı diye önümüze koydu. Ya siz yine dönüp dolaşıp oraya gidiyorsunuz. Ama gerçekten... Size bir şey söylüyorum, siz kendinizi savunsanız. Ayşe Hanım Kahmet'in köftesine dedi ki çiğ, ki alakası bile yoktu, çok lezzetliydi. Kendi önümüze işi çiğ kalın bir köfte ya koydu. Ya Melek Hanım kendinizi savunacağınız hiçbir tarafınız yok. Kendinizi savunmak yerine... Ben şu an gördüklerimi söylüyorum valla. Yemek yapmasını bilmiyorsunuz. Biz de gördüklerimizi söylüyoruz. Hiç sanmıyorum valla. Siz bu masadaki aldıktan sonra keşke tatlıları koysaydınız. İşte bir sofra bir şey düzene bilmediği için onu bile düşünememiş. Ya bunu bana siz nasıl söylersiniz? Siz çok mi söyleyecek son kişisiniz Allah çok aşkınıza? Çok da güzel söylerim valla. Sofra düzeninden bir haber olan siz mi bunu söylüyorsunuz? Çok kesinlikle da güzel söylerim. Kesinlikle sizin masanız... Yanlış, bak yanlışın konuştu. Sizin, hayır kesinlikle sizin masanız şu hafta içerisindeki en vasat masaydı, kusura bakmayın. Sizin yemekleriniz en vasat yemekti. Benim yemeklerim %99, %99 diyorum. Bak %100 demiyorum, %99 benim yemeklerim iyi, merak etme sen. 4 parça menüne gelmişsin, buraya 75 bin lira kazanmanın peşine gelmişsin. Köfte ana yemek ne mi? Ne köftesi ya? Köfte ana yemek ne mi? Ne köftesi? Ciğer ana yemek değilse. Evet değil ciğer ana yemek. Köfte ana keyif yemeği bence. Hiçbirimiz kabul etmedik. Neden zorunuza gidiyor? Tepsi benim kebabı. Için ama vallahi tepsi zoruma, kebabı. Vallahi neden işte benim gitmiyor ana yemeğim için bu ana yemek siz değil? Siz benim rakibi olamazsınız. Siz bence ki. Yani bırak bunu da anla yani biz asla Melek rakip Hanım, olamayız. Melek Hanım bence siz bir kadın düşmanısınız. Kesinlikle ben kadın düşmanım. Lütfen bunu kabul etmiyorum. Bunu bana söyleyemezsiniz. Neden söyledim? Hayır bunu bana söyleyemezsiniz. Neden böyle bir şey dedin? Bunu bana sıkıştığınız noktada da ağlıyorsunuz. Bunu bana, evet, bunu evet, bana evet söyleyemez. Vallahi ben en azından kamera önünde ağlıyorum. Kamera arkasında ağlamıyorum. Kimse kusura bakmasın. Bir saniye dur. Kim ağladı kamera arkasında? Kamera arkasında dur. Hayır. Ayşe Hanım ağladı kamera arkasında. Hayır. Ben kamera önünde ağladım en azından, ağladısam yani. Gören var mı bunu? Hayır. Hayır bir şey. Bana kimse kalkıp da kadın düşmanısın diyemezsiniz yani. Kadın düşmanı biraz ağır olmadı mı ya? Ben de bir kadınım. Nereye gidiyorsun ben Ayşe? Ben de bir kadınım yani lütfen. Bir saniye bir dur kadınım. Ayşe gidiyor. Nereye gidiyorsun? Bu kadar da olmaz. Söyleyebilirim yani bunda ne var ki bu kadar utanacak? Ben sizin gözünüzün önünde ağladım, siz bana şov yapıyorsunuz dediniz. Nerede ağladı? Dün ağladı. Az puan aldım. Ne ağladı? Ağladı yani. Ağladı ama. Pardon da ağlamak ayıp bir şey değil ki. Evet bir ne şey var değil ki. Çok ben, ağlayan oluyor. Ben milyonların önünde ağlamışım Ayşe, ya. Ayşe gel. Ayşe bir saniye Melek. Melek evet, bir saniye. Evet Zuhal Hanım dün akşam buradan kalktıktan sonra kendisi ağladı. Evet. Olabilir ama insanlık ama hali ne var bunda? İşte, gel Ayşe'cim gel, ne oldu, niye bu kadar üzüldün, sinirlendin? Yani Ayşe Hanım bence ağlamayı ayıp zannediyor. Ayıp zannettiği için de masadan ayrılma gereği duydu. Bence çok saçmaydı. Yani yapılmaması gereken bir hareketti. Bence ağlamak kadar doğal bir şey yok. Ayşe Hanım'ın içeride kamera arkasında ağladığını söylediğim zamanki tepkisi çok saçmaydı. Çok yapmacıktı. Ağlamak ayıp bir şeydi ki. Evet tatlılar geldi. Bir dakika kendimi toparlayayım. Tamam bir tamam. Tabii Allah şovu siz yapıyorsunuz. Bana şovcu diyorsunuz ya. Şovcu sizsiniz. Niye? Lütfen, ağlamak tamam bir şey mi? Bak senden tek ricam bu. Tamam artık uzatmayalım da. Ama yani bunda da bir şey yok, insanlık hali. Bazen burada açık olmuyor, siniri boşalıyor. İnsan zaten yarıştığı zaten gibi gerginliği, stresi. Evet, yani çok stres yetiştirebileceğiz. Ağlamak insanlığa dair hepimiz. Kesinlikle. Ben de ağlıyorum bazen. Ne var bunda canım? Ya haklısın. Ama konuşulmasını istemiyorsun, uzatmayalım bu mevzuyu. Mesela, aynen. Bana dedi ya, çok hoşuma gitti mesela. Daha sonra düşündüm, çok hoşuma gitti. Ne bana gitti dedi ya Ali Bey mesela. Hani evet, sen güçlü bir kadınsın. Hani kimseye aldığını gösterme evet dedi ya. O kadar hoşuma gitti ki gerçekten dedim, Ali Bey doğru söylüyor. Ben güçlü bir kadınım. Ben kimseye acizliğimi göstermemem lazım. Ağladığımı göstermemem lazım dedi. Hani bunu yanlış şeyler söylemeyin insan. Ağlamak acizlik değil. Hayır değil. Hani çok zayıflık oluyor ya. İşte bazen insanlar seni oradan vurabiliyor. Ama ya sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi Melek Hanım şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Siz lütfen her şeyi ağlıyorsunuz. Ben her şeyi daha nereden anladım? Ben daha dün bahane yaratıyorsunuz. Bile, daha acıyı al. Sadece acıyı aldım. Acı ağlatacak. 5 gündür, gündür beraberiz. Daha bir kere aldığımı gördünüz mü? Daha dün aldım sanki sadece. Sanki atom bombasıymış gibi bir şey yani yarattı. Burada ama kaldı, burada kaldı. Ne gitti ne kaldı. Peki, çıktı. Orada hadi kaldı. Buyurun tatlımızı yiyelim. Pınar'ın tiramisu'suydu evet, değil mi? Evet, evet. Neden Pınar'ın tiramisu'su? Ben yaptım. Benim sen, siz bir şef misiniz acaba? Çok, çok merak ediyorum. Ben yaptım benim. Hayır, hayır siz bir şef misiniz? Ben... Bu tiramisu'su icat etmediniz. Siz şef değilsiniz yani. Pınar kendi tarifi olamaz mı? Tamam da ben yaptım bunu. Benim ismimi verdiğim bir tatlım oldu. Yani ama kendime göre. Ama eleştiri kapatmak adına böyle yapmışsınız. Hmm. Çünkü ben bunu evde gerçekten yapıyorum. Kızım çok sever. Tamam. 6 kek,
üstü muhallebi kedi ve şey dili gibi. Var mı? Onun kek var bunun yerine. Aynen. Kek oldu gene. Buna bir şey yok. Sil ağzını gözünü. Ama. Kedi dedi. Kedi dili bisküvi. Siz böyle domatese, kırmızı... Melek, iyi misin? İyiyim. Espri yapıyor herhalde. Her gün bir şey çıkıyor. Seyirci sana ne yazacak çok merak ediyorum. Vallahi evet. O kadar merak ediyorum. Allah kolaylık versin. Ama şey kekin de gerçekten bana göre böyle hani nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bazen yani. Ben yaptığım zaman fazla pişer sonra üzerine süt katarım böyle hamurum. Yumuşasın diye mi? Aynen. Böyle ama bu da yumuşatılıyor. Tamam yumuşatılıyor. İşte ben kendimden tarif etmek istediğim için söylüyorum. Aynen. Ya sevemedim bilmiyorum. Yok. Siz kedi diliyle mi yapıyorsunuz böyle mi yapıyorsunuz? Hayır ben bunu kek olarak çocuklarıma yapıyorum soslu kek. Ha, yabancı tiramisu gibi bir şey. Evet, evet. Ben tiramisu demiyorum çocuklarıma size soslu kek yaptım diyorum. Soslu kek. Aynen çünkü üzerine çikolata sosu ve muhallebiyi böyle koyuyorum. Siz kahve üzerine. Ay şey kakao koymuşsunuz üzerine. Muhallebi. Altı muhallebi. Ben ise içine üstüne çikolata sosu. Ekspresso ama saydığınız gibi farklı. Ama farklı ama baktığınız zaman alt yapı aynı. Mantık aynı. Ama siz çikolata sos kattığınızı söylüyorsunuz üstüne. Senin muhallebin, bambaşka bir şey bu bambaşka. Sen muhallebi koymuşsun. Ben şu an kekin içi zaten konuşuyorum. Muhallebin lezzetli muhallebinden bahsetmiyorum. Hayır, labne yok ama içinde değil mi? Bu labne normal. Labne iki kaşık var. Ha var koydum. Evet evet okay. İki kaşık yani çok yani, fazla yok. Biz şey ben şey beklerdim hani Pınar'ın tiramisu ya. Pınar'a evet. Ait bir detay. Kek işte altı. Kekini ben yaptım ha, yani. Kedi dili yerine ben anladım. Yaptım. Tamam. Bu şekilde. Kedi dili yerine kakaolu kek yaptım. Kekin üstünde o zaman Pınar'ın kakaolu keki mi diyelim? Tiramisu. Kahve var yani üstünde. Yeni bir tamam. İsim katma çabalarız. Kahve olduğu zaman bu tiramisudur. Yok siz Pınar'ı katmışsınız ya ben de o yüzden dedim. Ya Allah aşkınıza yapmayın. Am I right? That's it. Yes. It's a tiramisu. Okay. That's it. What do you think? Ne istiyor? What do you want? Anladım. Do you like it? Maalesef. Maalesef. Sen Kaan. Şaşırmadım ben. Yani asla neyini beğenmedi? Yani kekim olmamış. Bu da kendi içinde bir kendi tarifi. İsmi yani şöyle, yani muhallebisi mi? Şey. Mesela de ki atıyorum şekeri azdı, keki sıkıdı, evet, pişmiş de pişmemiş de. Yani. Hayır şöyle söyleyeyim. Fazladı, muhallebisini kıvamı tutmamıştı. Ne şöyle diyeceksin yani? Söyle şey söyle. Tamamen yani içindeki yani siz de zaten göreceksiniz burada şey kalmış yani ne ıslak kalmış? Kek gibi. Yani içi zaten ıslatılması ıslak. Gerekiyor zaten. Granül kahveyle ıslatılıyor bu. Öyle tamam, olması olabilir. Gerekiyor. Yani tiramisu kafası yani gibi ben diyor. Ben tiramisu çok yedim. Tiramisuyu da biliyorum ama kedi diliyle yedim. Belki de kakaolu kek olduğu için bu altındaki evet. Damak tadı olmadı. Yani olabilir. Ya keki de tamam diyeceğim bir kere. Aynen öyle. Afiyet olsun. Melek. Gerçekten Pınar siz yemek yapmayın tatlı yapın. Ben beğendim. Ben çok aa, beğendim. Ne güzel. Bak yemek yapmayın tatlı yapın derim. Melek mutluysa afiyet hepimiz olsun. Mutluyuz. Melek mutlu biz evet. Mutlu. Aynen teşekkür öyle. Ay canım benim. Aynen. Evet Kaan. Yani tiramisu değil kendi ismini verdiği için yani çok kötü değil yani. Ama yani değil canım. Wow da bir tatlı değil. Değil. Yani, bence wow. Yani haftanın belki en iyi tatlısı olabilir ama ha. Kekten ha, yapılmış mahalle. Haftanın en iyi tatlısı. Yani, kakaolu hepimizin tatlıları kötüydü. Yani kendi... Özel işleri de yaptım. Hepimizin tatlıları çok başarılı değildi. Ama kekin üstünde muhallebi heh. Olduğu için... Kakaolu, muhallebili kakaolu. Kurtarıcı Ali tatlı. Bey, evet. Dur şunu, Pınar'ı dinleyin. Şunu bir itiraf edemediniz ya. Tabii. Yani bu bir hafta boyunca önümüze evet. Getirilen, tatlı niyetine getirilen evet. Ama tatlı olmayan... Ya işte tatlı niyetine de katılıyorum. Çok da güzel bence yani diyemediniz. Ne var ki? Yani keki yaptınız mesela kalıp üstü muhallebi değil mi? Yine baştan benim tatlımı beğenmediniz. Hani başarı. Bana 4 puan verdiniz ya. Ben o irmik sosunu yaptım. Evet takılacağım. Hı-hı. Çünkü bana verdiniz. Başkasına verseydiniz onlar da takılırdı belki. Yaptınız irmik sonra. Sosunu yaptım. İçinde kremasıdır. Her şeyini karıştırdım. Şekeridir. Onu sardım. Fındığını içine koydum. Şekeri üstüne tek, antep tek, fıstığını. Bütün kalemleri siz sayıyor musunuz? Ben şekeri kattım, fındık kattım, kıracağımı kattım. Bile getirdim buraya. Bravo. Evet. Siz neyinizi efsane. Getirdiniz? Ben bütün araç gereçlerimi fırçalarıma kadar o üstüne sürdüğüm sosların fırçalarına kadar getirdim. Ali çok yaşa. Gürbüz hapşırdı bir çok yaşa. Çok emin olun. Bir saniye dur. Çok yaşa. Gürbüz'üm aşkım iyi yaşa. Sağlıklı canım, yaşa. Teşekkür ederim. Çok yaşa sağlıklı yaşa. Beğenmedi. Sen de beğenmedin mi? Ortada ben, mısın? Benim için kötü bir tatlı değil. Ben tamam. Hoşuma gitti. Süper. O haftanın en iyi tatlısı beğendim. Olabilir. Gerçekten o haftanın Melek çok beğendim. Ama çok basit bir tatlı ama güzel bir tatlı. Peki. Eline sağlık diyoruz ve haftanın son açık oylamasına geçiyoruz. Yani hakkaniyetli puan vermelerini asla beklemiyorum. Zaten söyledikleriyle de beklentilerim doğru orantılı. Hani bir sürpriz olursa şaşırırım. Sürpriz. Açık konuşmak gerekirse en kötü 6 vereceklerini kanaat getiriyorum. Evet, son kez kalemler oynayacak, tahtalar açılacak.
haftanın son açık oylamasını yine eksiksiz olarak puanlayacağınız Pınar için gerçekleştireceksiniz. 3 ila 10 arasında bir puan seçeceksiniz beğendiğiniz yemeklere göre. Ben size yine menüyü hatırlatacağım. Buyursunlar, açınız tahtalarınızı. İlk olarak zencefilli sebze çorbası ile başladık final gününe. Ara yemek tabağımızda ıspanaklı krep vardı. Ana yemeğimiz ise gondol köfteydi. Yanında arpa şehriyeli pilav vardı. Ona file bademli roka salatası eşlik etti. Son olarak da Pınar'ın tiramisu'sunu yedik. Haftanın da son yemeğiydi bu tatlı. Siz de son kez yazdınız. Değiştirmek isteyen var mı sevgili yarışmacılar? Kafasında soru işareti olan? Tereddüt? Endişe? Yok. Peki. O zaman yarışmacıma döneyim ve sana sorayım Pınar bugün için. Kaç puan bekliyorsun yemeklerine? Yani yapılan yorumlar çok... Belli zaten yani onların hakkaniyetli vermelerini diliyorum. Tabii biz her gün bunu istiyoruz öyle, zaten. Öyle onu diliyorum. En az 6 diye bekliyorum ben açıkçası. En az 6 bekliyorum. Umarım evet. 6 ve üstü kabulümdür diyorsun. 6'nın altında olursa birazcık herhalde salon kadını çizgimden çıkıyor gibi geliyor bana. Onu biliyorum. Nereden biliyorum biliyorsun? Derken? İçinden bir canavar çıkacağını biliyorum. İçinden, içinden bir canavar çıkacağını biliyordum zaten. Allah Allah. Ben biliyordum. Onu biliyordum nasıl ben. Nasıl laflara bak canım. Canavar çıkmayacak. Rahat olun. Ama salon çizgimi bozdurtmayın. Kaliteme bozdurtmayın bana be. Çizgiden diyor. Sapabilirim. Bakalım göreceğiz. İlk olarak da Ali'nin puanıyla başlayacağız bugün. Buyur Ali. Söyle bakalım puanını. Ben 4 puan verdim. Kendisine de söyledim. Zaten sadece çorbayı beğendiğim için çorbaya... Ondan dolayı mı yoksa sana 4 verdi diye mi? Ya o da olabilir ama sadece çorbasını beğendim. Onu da söyledim zaten. Kapatabilirsin. Revanş yani bunun o kadar belli ki. Yok hayır ben sadece çorbanızı zaten beğendim. Zaten yorumlarınız da buna yok. Sığınmak için şimdi ön hazırlıktı. Hiç bunun aksini iddia etmek çok belli yani. Ben her şeyimi özen gösterdiğimi düşünüyorum. Sizden aynı özeni görmedim zaten onu söyleyeyim ya, size. Ya tabak çanak vardı. Getirmenizi her fırsatta dile getiriyorsunuz. Siz de getirseydiniz o zaman hanımefendi. Benden puan almak istiyorsanız ilk gün yarışmacısı ben olduğum için o masaya o özeni gösterecektiniz. Benden puan almak istiyorsanız. İstiyorsanız. Lezzetiniz bitti. Yoktu ama. Ben size kabul puanım edin. Budur. Sadece çorbanızı beğendiğimi de söyledim. Teşekkür ederim. Rica ama ederim. Siz yani çok fazla bence değilsiniz. Nokta. Hakkaniyetli değilsiniz. Ben hakkaniyetliyim. Ben kanunu peki bir şey söyleyeceğim. Ben söylerim. Peki. Sizin hakkaniyetiniz burada zaten belli oluyor. Konusunu da ben açtım zaten. Konuşmayın ki belli. Peki. Konusunu da ben açtım zaten. O zaman buraya bir virgül koyalım. Bu konuyla ilgili sana özel bir sorum olacak ama daha sonra şimdi Ayşe'nin puanını göreceğiz. Evet Ayşe, bakalım sen kaç puan vermişsin Pınar'a? Ben 4 verdim. Ama tek sebebi Kaan'a 4 verdi, 5 verdiğim içindi. Çünkü sana da 5 verirsem Kaan'a haksızlık yapardım. Zuhal Hanım'ın dediği gibi ana yemeğe 2 puan veriliyorsa ben senin ana yemeğini beğenmedim. Sadece masanı ve çorbanı beğendim. Gelip sana 5 vermem onun şimdi tatlı, girdi. Gel şurada bir anlaşalım. Bir saniye. Kaç gündür diyorsun ya Zuhal'ın da dediği gibi bu bir kural değil. Bana göre diyorum ki ve de zaten doğalı da odur. Ana yemeğin puanı 1 puandan fazla etmeli dedim. Doğru. Yani şimdi sen bunun arkasına sığınıp Zuhal Hanım öyle dediği için Zuhal Hanım'ın onun için çok fazla dile hayır, getirdin. Bu programın formatında olan bir şey değil. Değil kural normalde değil. Olması evet. Gereken bir şey. Aynen. Doğrudur. Ben bilmediğim için, sizden öğrendiğim için. Nasıl bilmediğin için? Bunu bilmene gerek yok. Bunun bir kitabı size dikte edilmesi gereken bir tarafı yok ki. Bu normalinde programı eğer seyrediyorsan veya seyretmene bile gerek yok. Bir yemek yarışmasında sen de çok iyi bilirsin ki aynı şekilde yani normalde de evine de gelen misafire ana yemeğine daha çok özen gösterirsin, üstüne düşersin. Dışarıya da gittiğin zaman ana yemeğe daha fazla para verirsin. Bu kadar basit. Bilmediğim için diye bir şey yok ki. Doğru. Neyi bileceksin yani? Bu öğretilecek bir şey de değil. Doğru. Öyle olmalı ama siz düşük puanlarınıza kılıf aradığınız için şimdi de bundan faydalanıyorsunuz ama maalesef Kaan'a yaptın haksızlık. Şimdi bak oraya 5 verince otomatikman yani, buraya da 4 vermek. Yani Zuhal buraya Hanım, da oluyor aynı burada şey. Burada gerçekten haksızlığı kendisiyle çelişiyor. Melek Hanım'la benim puanım. Verdiğiniz Meleğe de mi 4'tü? Aynı. Evet.
Evet. Yani bu nasıl vermiştim sizin için vicdanen rahatlatıcı bir şey mi? Vallahi şu an vicdanımla cebelleştiğim tek konu kahveye vermediğim altıdır. Onun haricinde vicdanla cebelleştiğim hiçbir şey yok bu masada. Yani eşdeğer mi gördünüz benim adam yaptığım? Hayır ama ne dedim? Size de 5 verin. Ne dedim? Size aynı beş mı? Ama bir dakika dinlemediniz. Size 5 verebilirdim ama Kaan Bey'e 5 verdiğiniz için. Sizliğinizi belli ettiniz. Kaan Bey'e neden 5 verdiniz ki madem öyleyse? Bak sorguluyorsunuz şu anda. Sorgulamıyorum. Tekrar diyorum. Ana yemeğin 2 puan olacağını bunları tahmin edemedim. Büyük finalde işinize gelmiyor. Evet. Bakalım Kaan'dan kaç puan geliyor? Evet Kaan, seni de duyalım ve görelim puanı. Benim puanım 5. 5. Kapatabilirsin. Neye verdin 2 puan sen? Ben tatlısını bu haftanın en güzel tatlısı dedim. Evet, onu yarım puan gibi düşünelim. Yarım puan masasına verdim. Bir puan da çorbası güzeldi. Kıvamı bir tık daha güzel olabilirdi. Hı-hı. Ama ana yemek ve arasacaktı. Bence başarılı değildi. Peki. Afiyet olsun. Bu haftanın ederim son puanı Melek'ten Pınar'a geliyor. Evet Melek, senin de puanını görelim canım. 5 puan verdin. 5 puan verdin. Sen neye verdin? Hem çorbasına hem de tatlısına. Peki. Evet, eline emeğine sağlık diyoruz. Afiyet olsun. Ve haftanın en heyecanlı anına büyük finale geçiyoruz. Buyursunlar. Ve sevgili izleyenler, tekrar karşınızdayız ama bu kez haftanın en heyecanla beklenen anındayız. Neredeyiz? Büyük finaldeyiz. Büyük finali büyük kılan en önemli özellik tabii ki 75 bin TL'lik gündüz kuşağının en yüksek ödülü. Bu haftada yarışmacılarımız canhıraş bir şekilde kıyasıya rekabet ettiler. Bu ödülü kazanmak için geldiler. İlk gün yarışmacımız Ali'ydi. Balık menüsüyle başlangıç yaptı. Fakat hala cuma günü serzenişte bulundu bize puanlarıyla ilgili Ali. Yani ben yapmış olduğum bakıldığı zaman menüme yani gerçekten çok az puan verildi. Hı hı. Yani ben çünkü hiçbir şey yetiştirememezlik yapmadım. Hepsini layığıyla yaptım. Peki hepsi sen az puan verdiğini düşünürsün. Sence az puanlar verdin mi? Şöyle söyleyeyim. Ben az puan verdiğimi düşünmüyorum. Hiç ben, ama bana haksızlık yaptınız. 3 puan verdiniz. Hayır, bana hani Melek. Size bak bakın şimdi yavaş yavaş tek tek geleceksiniz. Ama ben de hepinize tek tek cevap vereceğim. 3 mağdur var aramızda. Melek Hanım'la. Ali'nin puanlarından muzdarip başarı. Ben başlayabilir miyim? Bir saniye şöyle yapalım. Temiz gidelim. 3-4-5 olsun ben. Peki 3-4-5 öyle mi vermiştin sen? Evet. 3-4-5 gitmiş. Evet. En düşük puanları Ali Bey verdi bu hafta. 6 vermedin mi sen kendine? Yok. Hayır. Zuhal Hanım, bakın bu Yemekteyiz programında gerçek anlamda 6-7-8 puan verebilecek bir yemek yoktu bu hafta. Kesinlikle. Ben görmüyorum. Ben görmüyorum diyor. Melek sen 3 değil de kaç beklerdin? Ya ben hadi en kötü 5 verseydik en ya. Kötü. Evet. En kötü 5 verseydin diye bir şey yok. Pınar Hanım bana 4 verdi. Ama 3 nedir yani ya? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ben sizi zaten anlayamadım ki buraya size 4 şov yapmama geldi. Bana 5 verdiniz. Bir saniye Melek Hanım'a bir derdimi anlatayım. Ondan sonra size döneyim. Sonra da Pınar Hanım'a anlatacağım. Evet. Olur peki mu? Çok da vaktimiz yok. Toparlayalım. Evet. Melek'e diyorsun zaten yani olmazdı. Zaten üçlüktü. Zaten ben bu 3'ü vererek risk aldım. Bunu da söyledim. Evet. Yani hiç kimse ama beğenmediği için size 3 puanımı peki Kaan'a neden 5? Kaan'a neden 5 verdim? Kaan buraya aşçı olarak geldi. Evet. Sonra da ona sordum. Mezeci misin, aşçı mısın diye. Aşçı olarak gelen birinden daha böyle çorbalı, börekli, böreklerin daha zirve yaptığı, yine zirveye geldik, şeyler bekledim. Ali Bey Kaan'a galiba benim menümü hatırlamıyor. Bende börek yoktu, çorba yoktu. Tamam işte zaten olmasını evet, istediğim için. Niye? Ama hani aşçı dediğin börek mi yapıyor? İşte bambaşka bir menü getirdim daha, ve 7 aldım 2 kişiden. Daha çeşit, daha güzel. Peki ve Ayşe dedi ki ben Kaan'a 6 vermediğim için pişmanım. Sen pişman mısın? Peki vicdanı rahat mı? Ben şöyle sana 6 verdim. Hayır. Şöyle söyleyeyim, kesinlikle ben vicdanım hani rahat etmeyecek hiçbir şey yapmadım. Bu hayatta da yapmadım. Arkasındayım. Beşimin de arkasındayım. Zaten en yüksek puanı da Kaan Bey'e verdim. Ha 5'le diyorsun. Evet. En yüksek puanı bence zaten. Birazcık şey gibi sanki cebinden çıkacak gibi puanlar. İlk gün yarışmacısıydı, biz 6 verdik. Şimdi sadece menüsü tam diye özür dilerim ben konuşuyorum. Tabii. 4 verdim ben Melek Hanım'a. Benim menüm hepsinden iyiydi. Ben hala çok iddialıyım. Bilmiyorum sonuçları. Ancak olmamış İlk gün olduğun için ben puanları bu kadar kısacağını kimsenin düşünmemiştim açıkçası. Değil mi? Ben o yüzden 6 ile başladım. O yüzden 6 ile verdim. Kısacağını düşünmemişsiniz. Ben demek ki bunu kendi öngörmüşüm. Ama siz kendi gününüz geçince bazı şeyleri strateji olarak da kullanmışsınız. Strateji olarak kullanmışsınız. Siz benim rakibimsiniz. En yakın benim size.
Evet, siz... Rakip olarak yani, gördüğün evet. için mi acaba biraz yani şu anda zaten Ali Bey ilk gün yarışmasaydı bambaşka puanlar verecekti demek ki. İlk gün yarışarak kendinin puanını zaten... alıp korumaya çalıştı. Aynen öyle. Aynen ama öyle. Ama bu programda öyle bir şey hayır, değil. Hayır, kesinlikle. Bir saniye, bir kişi daha var senin puandan şikayetçi. O da Pınar. 4 aldın bugün. Evet, evet. Yani neyinize kadar... puan vermemi bekliyordunuz? Hadi Kaan Bey konuştu. Sizin zaten bir tek çorbanız güzeldi. Herkes çorbanızı neden? Beğendi. Başka neyiniz beğenildi herkes masada? Masayı da zaten benim gösterdiğim özeni göstermemişsiniz. Efendim? Siz zaten bir Pınar'ı masaya dinleyelim. Başladınız. Ha. Masayla bitirdiniz. Yani bir masa düzeninden. Benim yemeklerim de lezzetliydi. Yo, bu geldiğinde yemeklerimin lezzetli olduğunu söyledim. Bunun arkasına saklıyorsunuz. Hayır, hiçbir şekilde. Hiçbir şeyi saklamıyorum. Bir akrep var. Kesinlikle ben. Yok, ben şöyle bir duyum aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ali ben o gün çünkü aynı varsayımda ben de bulundum. Sonradan da öyle bir kuşlar öttüler bana. Ali şöyle düşünmüş. Şimdi çok beğenildi yemekler. Herkes 8 9 verecek. Onun için 5 vermiş. Ben yani öyle bir şey duydum. Doğru mu? Doğru mu duyduğum şey? Bakın en yakın yine söylüyorum. Yani. Bu masada doğru mu yani değil mi? Bu masada manası yok şöyle önce söylüyorum. Bu masada gerçek hatta anlamda hatta 5'i görünce 7'leri görünce de şaşırmış. Hay Allah demiş. Ben 8'ler 9'lar gelir diye beklemiştim demiş. Yok ha, öyle bir şey demedim. Demedin de mi? Yok yani öyle bir şey demem. Çünkü hayır. Yani ben hala vicdanım rahatsız ediyor bilmiyorum. Ali benim söylediğim ve bana gelen bu duyumun aslı astarı hiçbir şekilde yok mu? Şöyle söyleyeyim, hiçbir şekilde yok. Sadece öyle şu mi? Baştaki peki, olan hayır. Baştaki söylediğim gibi Kaan Bey'i kendime rakip görüyorum. Tamam. Bu masada bana sadece ondan Kaan Bey yaklaşabilir. O yüzden 5 verdim. Doğru o ama zaman. 5 puanın da altını doldurarak verdim. Çok güzel doldurdun ancak sen kendin doldurdun. Ben zaten ama bir boşluk kaldı. Ben bir sunabilir miyim? Söyle İvan'ın azgırazgı. Son gün, 4. gün benim günüm. İlk gün. Tamamen masada sadece Kaan 6 verdi. Ben Kaan'a 5 verdim. O yüzden size 4 veriyorum. Böyle bir puanlama sistemi bence olmaması lazım. Evet, bu hayır, program kesinlikle. Adı yemekteyiz. Hayır tamam olabilir. Bir dakika konuşabilir miyim? Bir dakika dinlersen. Evet, bu programın adı yemekteyiz. Pişman oldum bir de Ayşe sen pişman oldun bile diyemiyorsun. Ama Ayşe samimi değil ben bu konuya inanmıyorum. Zaten bir samimi değil samimiyetine ben inanmıyorum. Ayşe samimiyetine inanmıyor musun? Niye? Ayşe'nin samimiyetine bunu itiraf etmesi bence çok onura bir şey. Ben hayır onura etti. Ama o da strateji yaptı. Ondan sonra kendi yapamadığı için üzüldü. Ben de üzüldüm dün ona sonra da istemediğim için. Söyledi. Sonra da, aslında pişman değildi. Evet, çünkü kendi ondan gününü atlattıktan sonra rahatladı. O çok daha yüksek puanlar bekliyordu belki. Haftanın evet başından beri herkes eleştiren olarak. Peki. Evet, o zaman yavaş yavaş sonuçlara geçelim ve bu haftanın maalesef en düşük puanını alarak 75.000 TL'ye veda eden ilk ismi açıklayalım. Maalesef onun için hayalleri buraya kadarmış. Bu villadan haftanın sonuncusu olarak ayrılacak olan yarışmacımız. Melekçim sen oldun. 15 puan aldın yarışmacılardan. Ben de sana 4 puan verebildim. 19 puanım var Happy Top'u. Yani keşke daha güzel olsaydı yemeklerin. Daha fazla kısmet puan alabilsin. Kısmet. Ama renk kattın. Teşekkür ederim. Renkli bir kişiliksin. Teşekkür ederim. Bir takım korkularını da geride bıraktın diye düşünüyorum. Bu programla birlikte açtığını görüyorum. İnşallah. Bundan sonraki her hayatında. Her şey öncesi tanımak güzeldi. Teşekkür ederiz. Oğlunu gördüm azıcık konuştum. Çok tatlı. Allah bağışlasın. Oğluşunla beraber inşallah mutlu sağlıklı bir hayatın ömrün i̇nşallah olsun. İnşallah. İyi ki geldin. Ederim. Eline emeğine sağlık. Ve geliyoruz dördüncümüze. Aslında ben bu ismi son ikide görürüm diye düşünmüştüm haftanın başında ama maalesef olmadı. Ayşe sen oldun. Oh be işte bu ya müsaadeniz var mı? Gerçekten istediğim oldu, istediğim oldu. Hayırlı oh be olsun. Oh be istediğim oldu vallahi. Müsaadenizle. Şimdi ne oldu? Sen niye oynadın? Oh be, içimden geldi, oynamak istedim. Sen bugün de Ayşe'ye özel bir evet, şeydi. Evet, bir ganiz var. Evet, Ayşe'cim bir... Herkes hak ettiğini yaşar. Evet, Melek'in... Kadın düşmanı çünkü kendisi. Bu tekrar kelimeyi kabul etmiyorum. Kadın düşmanı diye bir şey. Ben de bir kadınım. Yani, ama... Lütfen bu kelimeyi kabul etmiyorum. Devam bunu kullanmayın. Siz önce pilav ama yapmayı öğrenin, ondan sonra konuşun. Siz yemek yapmayı öğrenin. Burası, genel olarak. Tamam, burası bir yarışma. Siz önce pilav yapın, ondan Melek sonra Hanım, konuşun. Burası bir yarışma. Kazanmak da kaybetmek de bizler bak, için. Bak beşinci olduğum halde mutsuz benim asla yani, oynamaz. Neden? Sen iddialı olduğunu söyleyerek bütün herkesin neredeyse sıfır denilecek puanlarını aldın. Ben hiç iddialı olduğumu yok söyleyerek az ya da çok puan aldım hadi, en azından. Ben iddialıyım demedim bence boş en azından. Konuşuyorsun senin gibi iddialıyım demedim. Ama evet, sen hala iddialıyım. Sen haftanın
programın başından beri puan şöyle verdiniz. Yaparım, böyle yapacağım, bak, şöyle yapacağım. %99 diyorum, haksız puan verildi. %99 haksız bir puan aldım, bu kadar. Ayşe 17 puan aldın, ben sana da 5 puan verebildim. 22 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık diyoruz sana da. Bundan sonraki hayatına mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ve geldik üçüncümüze. Maalesef o da Ayşe ve Melek gibi 75 bin TL veda eden bir diğer isim oluyor. Evet, bu hafta maalesef genel anlamda yemekler ve yarışmacı performansları biraz düşüktü. Bu yarışmacımız ise bu sonucu fırına, ocağa bağlayan Pınar'dı. Pınar, sen oldun üçüncü. Pilav düşmanı. 18 puan aldın yarışmacılardan. Kendisi seçti pilav düşmanı. Ay Melek alem. Ama pilav düşmanı. Pilav düşmanı kendisi. Pilav düşmanı. Pilav yapmayı öğrendiğin gibi bana haber verirsen sevinirim. Ben çok güzel pilava pilav mı gideceksin? Yaparım. Pilav evet. Günü olur okulların. Ama seni davet etmem. Ama seni etmezmiş. Neden? Neden? Gelir iki oynardınız karşılıklı. Ben de beni çok sevdiğini sanmıştım ama demek ki... Yok. Yanılmışsın. Yanılmışsın. Peki 18 puan aldın sen de sevgili Pınar yarışmacılardan. Ben sana 5 puan verebildim 23 puanla. Keşke ana yemeğin de olsaydı daha yüksek keşke. Olurdu tabii ki. Yine de eline emeğine sağlık. Teşekkür Zerafetin ederim. Güzelliğine renk kattın. Teşekkürler. Ve geldik iki finalistimize. Bu haftanın iki erkek yarışmacısı, iki beyefendisi. Teşekkür ederim. Finalist olarak karşımızdalar. İçlerinden bir tanesi bu hafta 75 bin TL ile birazdan bu evden şampiyon olarak Yemekteyiz'in kazananı olarak ayrılacak. Bakalım o isim kim oluyor? Kaan oluyor. Evet. İşte bu. Gelebilirsin böyle. Evet, çok tebrik ediyorum sevgili Kaan. Beyefendi duruşunla, bıyıklarınla, o güzel yemek kazanmasıyla, yemeklerinin güzel kızarması mı? Ha evet. Devam, peki 75 bin TL'ni bir takdim edeyim. Güle güle harca. Eline emeğine sağlık. Gerçekten lezzetli yemekler. En yakın rakibin Ali'ydi. Ali ilk gün sen yarışmacılardan 20 puan aldın. Evet. Ben sana 5 puan verebildim. 25 puanlı. Senin de eline emeğine ben sağlık diyorum. Ben kesinlikle kendimi birinci olarak görüyorum. Kaan Bey aşçı olduğu için ve kadınların içinde ikinci olduğum için çok mutluyum. Ne güzel, tebrikler. İkincilik de güzel bir şey. Teşekkür ederim. Elin emeğine... ikinci olduğunuz zaman. Ha, sizi masanızda gördük, oynamaya gelmişsiniz buraya. Vallahi oynadım, kurtlarımı burada döktüm yeter bana. Burada oryantal lazım değil, yemek yapan lazım. Hem yemek yaparım hem oynarım, sıkıntı evet, yok yani. Evet, siz her şeyi yaparsınız zaten. Sizin, hala sizin için. Pardon, yaklaşmazsanız sevinirim. Evet, çok şey yapmayalım. Yani. Teması yasak. Bu da sizin için o zaman. Samimi. Evet, şey yapmayalım. Elin emeğe sağlık diyoruz Ali'ye de. Şampiyonumuz sevgili Kaan. Sen yarışmacılarda 24 puan aldın. Ben sana haftaya niye yüksek puan aldın? 8 puan verdim. Teşekkür ederim. Bil bakalım hakkım neyden kırdım? Tatlıdan kırdınız. Zaten 32 puan. Oydu. Benim hakkım. Ayşe Hanım kabul etti. Ali Bey hala kabul etmedi. Taktik yaptığını söyledi ama taktiği tutmadı. Yok, taktik yaptığımı ben söylemedim. Her zaman taktik yaptığını söyledin demin. Dedin ki düş, altını doldurdum dedim. Şu an onun elleri dolu 75 bin evet. TL ile. Çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Size de İyisin. Ekime de. Mutfak hayatında ve özel hayatında da sana başarılar diliyorum. Ve bu haftalık da bizden bu kadar sevgili TV8 izleyenleri. Güzel bir hafta sonu geçirin inşallah. Ben hem sevgili yarışmacılarıma hem de sevgili ekibime bir alkış istiyorum. Gürbüz ve Melek ise buradan çaya gidiyorlar. Hayırlı olsun. Gürbüz için de hadi bakalım inşallah düğünü yapacağız. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, hoşça kalın.